Sandığı buraya mı bırakıyoruz? Sandığı Yani buradaki abiye götürüp teslim götüreceğiz. edeceğiz. Senin görevin ya onlar. Story'alı bitireceksiniz ya. Evet, havada hikayesi de gerçek hikaye yani. Aynen. Abi gerçek hikaye olması bence yani Kurtlar Vadisi'ni çok seviliyor olma sebeplerini bence de başta çekiyordur ama çok en önemlisi çok bariz bir şekilde içindeki şey ya. Oğlum Oktay Erkeklik ya. Kaynarca niye çıkmak istemiş lan diziden hiç biliyor musunuz onu? Abi Yani onu oynarken yani farkında çok değilmiş ne kadar anlatmıyorlar ya. büyük bir konu olduğunu. Şey de anlatmıyor onu. Osman Sınav'a da sordular. Hatta daha yakınlarda bir programda yine sordular. Anlatmayayım falan deyip geçiyor. O dönemi anlatmıyorlar. Bir şey olmuş orada belli ki büyük artık. Ne olduysa. Bir ara şey çıkmıştı ama. Yani Nurişler falan ciddi ciddi bunları tehdit etti. Bilmiyorum yani bir yerden artık tehdit mi geldi, başka bir şey mi oldu? Çünkü dizi dümen kırıyor bayağı sonradan. Tabii. Çakır'dan sonra çok dümen kırıyor. Tabii. Bodrum şeyi var ya arkadaşlar, rahatlığı var bende. Çok Bodrum. alakasız bir şey söyledim ama kusura bakmayın adam. Ege'de rahat. Ben ona daha samimi ortamlarda Akdeniz yavşaklığı diyorum abi. Bilmenizden Çok dışarı. net var ya. Çok net var yani. Koca Burada Bodrumluyuz çok... biz. Ne yapabilir durun ha? Buralar hep bizim ne? Buralar hep zeytin. Buralar zeytin sikerken. Allah Allah. Çok iyi. Kurtlar Vadisi karakteri oldum ben. Hello. Kurtlar Vadisi karakteri Ama çok iyi. harbi de o özgüven inanılmaz oğlum Bodrum'da falan. İlk ben çocukluğumda o taraflara tatile gittiğimde çok şaşırmıştım. Herkes de inanılmaz bir özgüven, rahatlık. Yiğitçen de diyor yavşaklık doğru yani. Pozitif bir Abi yavşaklık. şey de var ama yani bizden sincilik, bizden değil sincilik falan da çok var abi. Ama yani böyle şey sınanıyorsun yani mütemadiyen. O küçük yerlerin hepsinde var abi. Büyük mesela büyük Tabii. Akdeniz şehirlerinde. Abi Akdeniz'in havası o kadar iyi, yemeği o kadar iyi, sebzesi meyvesi o kadar taze ve tatlı ki. Şikayet edecek bir şey bulamadığın için çok rahat yani aldın mı böyle her şeyi yani. Hallederiz abi. Mesela şey için bir de Hallederiz abi. Ege'nin ağzı zaten yani bir de özellikle işte Muğla'nın ula yani anlaşılmıyor, kesinlikle anlaşılmıyor. Ve şey var demin söylediğim gibi böyle hep bir şeyin sonu gidip duru yapıp duru erip duru vesaire geliyor böyle. Ne yapabilir durun ha benim helikopter var bir tane falan. Oraya buluşup gidiyor zaman ha. Masa Allah öyle Allah. konuşan adamlar var tamam mı? Kimse bir şey anlamıyor değil mi daha önce? Tabii, önce helikopterdi. Helikopter aslında mobiletmiş. Mobilette iki tane pervane takmış. O helikopter olmuş çıkıp gidiyormuş falan böyle. Oo. Dertler başka abi. Sancan abiyi severdim ama Akdenizleri yavşak demesi çok küstahça. Ya benim demem haricinde çok okey bir yorum. Bir de Size ne biliyorsunuz soracağım? Kancanın küstahlığı yavşak küstahlığı değil. Tabii benimki am küstahlığı. Burada Gold Order şeyleri var, questleri var. Gidip Evet, ben de adalarda baktım sandık onlara. bulacağız. Ben onları bayağı Evet, değerlilerinden alabiliyorum. Alıp gidelim mi ona? hadi evet, gidelim. evet. Haydi Biraz bakalım. hor Ya diyelim. bir de yolda bir gemi bulup o gemiye mi dalansak ya? Abi. Tuna'nın dalası var. Gideceğim. Bulursak dalarız abi. Multiplayer şey açık mı? Komple sunucuda acaba başka korsanlar var mı bizim gibi acaba? Vardır canım. Valla ben bilmiyorum. Sungur açtın mı sen? Açılıyor Onlara da mu? iş olabiliriz orada Açık açık zaten onları kapatamıyorsun. önce. Ben şimdi bir tık pahalı questler alıyorum. Bu pahalı questleri parayla alıyorum. Bunları bitirelim o yüzden olur mu? Game Pass 25 lira yükseldi. Nasıl tatlı söyledi? Nasıl tatlı söyledi? Hmm. Bunları bitirelim olur mu diye. He. Bunları bitirelim annem. Bak bunları büyük annen yapmış Ha kurabiyeleri. bayrağımız ne güzelmiş be. Evet ben yaptım şimdi. Çok güzel. Hayvan gibi Aa. para çıkacak bu questlerden tahminimce. Bu arada geminin dümenini de değiştirmişsiniz. Evet bunu da ben yaptım. Boşu boşu para harcıyor. Yok lan vardı bende zaten. Burada ben bir 5 dakika şey yapacağım. Abone okuyacağım. Aşırı biriktiler. Rahatsız hissediyorum kendimi. Geliyorum. Kardeşim ayıpsın. Ben Pakistan'ı çok merak ediyorum ya. Abi sen niye hemen organının çalınacağı yerleri bu kadar merak ediyorsun ya? Oğlum yok lan. Ya bilmiyorum. Batman'a gittim. Bence Batman'dan daha da organım çalınacak bir yer değil Pakistan. Aslında bir gün yerse İran'a gezmeye gitmek lazım. Sen de Oğlum git. ya yemekle hiç alakası yok lan. İran'da gezilir abi. Evet İran. evet yo cidden gezmek için. Benim Ben İran'da İran'ı birkaç çok... tanıdığım vardı. Bayılıyor. Acayip şeyler anlattılar bana. İran'a gidip memnuniyetsiz dönen kimseye tanışmadım. Herkes inanılmaz övüyor, herkes inanılmaz insanları misafirperverliklerinden, sıcaklığından ve ülkenin kültüründen tabii ki abi. Bir kere ben oraya gidip mutlaka şey, yani Zerdüşt
bakacağım yani. O tapınaklara gideceğim, tarihini okuyacağım falan. Çünkü Zerdüştlük müthiş, acayip ilginç bir inanç. Bir tane ada vardı değil mi orada? Adaya da gidiyorlar. O şey, böyle... Kaptan Köşkü'ne gelip bir oylama yapsanıza. Quest'imizi seçelim, başlayalım. Yapalım abi. Soldaki galiba değil mi? Büyük olan. İç, Mefazlık ve Speed'e hoş geldiniz. Aynen abi. Geliyorum ben. Ben de yukarı çıkmıştım öyle boş boş. Bir tanesi de Pitiful Hook diyor. Ötekinde Notable Bad Bradford diyor. Notable diyene gir abi. Notable'a mı basıyoruz? Aha. Ona aynı. Notable bet. Bastım. Haydi tamam. Bakalım. Bakalım şimdi haritamızdan. Wow, bu ne? 4 parça çıktı lan. Yok arkadaşlar, Zerdüşt tapınakları duruyor ya şeyde. İşte o tapınaklardan biri bir ada var galiba. Orada bir ya, tane. Göster bakayım Halit Bey. Abi şiirli miyirli çıktı bunlar ya. Mesela bir tanesi de şöyle yazıyor. On Devil's Ridge, brave and old, I sought to hide my plundered gold. On Devil's Ridge. Devil's Ridge bizim demin gittiğimiz ardımızın yanında ada değil mi ya? Devil's Ridge değil mi? Brave and old, I saw that my plundered gold. Galiba o. Benim koyduğum bayrak bu arada PvP bayrağı olabilir ya. Yani? Birbirimize mi gireceğiz? Ya diğer birbirimize gireceğiz değil yani. Birbirimize saldırabilir galiba o bayrak yüzünden. Ha bulduk bak, şurada Devil's Ridge. Aynen. Aa, Devil's Ridge aşırı Şartı. Yakınmış. Evet, ha. Aynen. Direkt şeyde güney batıda. I will be a pilot and I will destroy India. Goldir hoş geldin. Adanın arkasından güneye vuracağız. Pakistan Linda bak. Kız olan PvP'ymiş. Pakistan'a bana. Yelkenleri indirelim biraz. That's what she said. Oğlum PvP bayrağı dedin, LGBT bayrağı. PvP değil o. Bu kısaltmaları artık öğrensen. PvP başka yok, bir şey, LGBT başka bir şey. Salak. O yüzden bayrak koyunca PvP açılıyormuş gibi yazdılar. O yüzden abi, dedim. Kadıköy'de açılıyor değil mi PvP orada? Aynen. Allah Allah. Yani LGBT bayrağı koyunca bir tek Türk polisiyle PvP yaparsın kardeşim. Onu da tavsiye etmem yani. Var. Bu ada. Gidiyor muyuz? Kimse şeyde değil. Ben geçiyorum o zaman. Nereye gidiyoruz? Abi adanın arkasından tam güneye gideceğiz şimdi. Haliyle adanın arkasından geçmen lazım. Biraz dikkatlice bizi tam güneye götür. Oğlum tam şeyden... sağ sancak. Allah kahretsin, bu niye böyle takılmış? Oğlum bizi güneye... Aaa, herif bizi kayalara çarpıyor. Demir atın. Demir atın. Sakın atmayın. Ne oradan sizi geçireceğim. Sakın atmayın. Heh, Allah kurtardık kahretsin. Kurtardık valla. Oh. Neyse tamam. Buradan tam döneceğiz. Tekrar şimdi kaldırdım. Evet, güneye kıracaksın güneye. Sol katta takılı kalmış dalga. Dalgan takılı kalmış. Ya ne alakası var? It's John Lemon 19. ayında hoş geldin. Sen gemiyi sola mı yatırdın oğlum? Ne yapıyorsun? Evet, öyle bırakmışım meğerse. Peki Yiğitcan, şey hatırlıyor musun? Pağ'ın adamları ilk girdiğinde böyle şehirli kolejli gibi konuşuyorlar. İki bölüm abi. Sonra kro konuşmaya dönüyorlar. Bu da aşırı takılıyor. Güneye. Oğlum çok komik çıkıyor ya. Growl, Cedet'ten korkuyorsun diye adam bir bölüm sonra Growl amına varız ya. Ona sen çok takılıyorsun ya. Sadece çok ölüler görür. Yani hiç planlamamışlar, öyle sokmuşlar diziye. Onlar da sormamış herhalde biz nasıl konuşacağız diye. Ne bileyim lan, düz konuşun işte demişler. Growl TNT'den korkuyor galiba. Ingenious Erotica hoş geldin, 18. James kutu olsun canım. Ingenious Aeronautica. Erotika diye mi okudun? Evet. Yunan chatinden komik nitler yine gelecek kaliteli. Esnetici diye nik okudum demin. Çok komik o. Esnetici. Esnetici. Evet, güneydeyiz şu anda. Full güneye gidiyorum. Evet, sonra aynen, bak şu karşımızda duran ada zaten. Güneyde, tam güneyde karşımızda duran yamuk bir ada var ya o. Tamam. güney, what? Biraz güneybatıya al. Birazcık. Evet, güneybatıya. Evet, çok az güneybatıya al. Tamam. Şu köpek balığı ağzı gibi dışarı doğru şey olanı çıkacağız. Güneybatıya abi, güneydoğuya değil. Benim şey deniz alıyorum. Bilen biri dümene geçebilir mi diyor. Şu an doğuya alıyorsun. Oğlum. Doğuya almıyorum lan, batıya tamam. Alıyorum. Dönüyor. Ha tamam, batıya dönüyor şimdi. Siz oğlum hemen birdenbire alamıyorum yani, hani şey değil. Bekleyeceksiniz biraz. Kardeşim bak, rüzgar üstü gidiyoruz şu an. Sen... Kardeşim tamam, güneye olsa, gidiyorsun. Güneybatıya döndürür müsün biraz? Evet, abi, güneybatıya dönersen şey yapacağız. Yanlış odaya gidiyoruz diyoruz. Adam dinlemiyor ki hiç. Yahu
Dönüyor dönüyor, geç dönüyor. Bak dönüyor şimdi. Ha, anladım. Az daha güneybatı. Sesi de gelmiyor ya artık bunun. Yazıklar olsun. Sesin gelmedi yine. Bir şey diyeceğim arkadaşlar. Adam yanlış şu odaya götürüyor bizi ya. Şöyle bir vault attım. Geldi mi? Yok gelmedi. İnatla adam bizi yanlış adaya götürüyor. Günhan. Koptu galiba. Koptu da dümeni bıraksın o zaman oğlum. Yanlış adaya gidiyoruz yani. Çirkin zombi, hoş geldin. Heh, tamam. Günhan sen Verbay'dan mı düştün? Yok, Verbay'dan da düşmemiş. Başka bir şey var herhalde. Ozan Sert de gelmiş. Sen de hoş geldin o zaman. Ha şimdi dönüyor. Terminator konuşmayı öğreniyor, hadi bakalım. Günhan bilmiyorum, iyi değil internetin şu anda. Yiğitcan sen burada mısın? Ben buradayım abi. Bir Verbay'ı Günhan ya da çetine yazsın işte. Da Günhan. Verbay'ı bir yükleştirsin. Sesi gelmiyor bize. Öyle almış dümeni eline, bir sağa çeviriyor bir sola çeviriyor. At deyince atayım anchor'u. Dur abi daha. Daha var. Tamam işte ben başındayım. Anchor'ın başını tuttum. Ben gene bir düvenler çeviriyorum arkadaşlar. Vought gelmedi bize bu arada. İki tane, iki farklı innuendo ekolü dinledik arka arkaya. Günhan? Bilmiyor musunuz? Şuan duyuyoruz. Yani hoş geldin abi. Oğlum bak bana diyorsun ki güney diyorsun, tamam mı? Ben güneyi alıyorum. Daha sonra ben güneye gidiyorum, güney batı diyorsun. Güney batıyı alıyorum, o sırada 1000 tane laf ediyorsunuz bana. Oğlum yok be. Acaba gemi ilerledikçe gideceğin yön değişiyor olabilir mi ya? Hayır, gideceğim yön değişiyor da ben onu correct ediyorum. Anladım nereye gideceğim yani, anasını satayım ya. Ya sıfır bırak. Güven, şoföre sıfır güven. Ulan şöyle geminin başına dedi. Bakıyorum, geminin başı güney doğuya dönüyor güney batı deyince. Artık anladık seni de bırak. Ya kardeşim, geminin başı güney doğuya da dönebilir, güney batıya da dönebilir. Önemli olan vardığın yer. Ben seni oraya vardıracağım. Önemli olan bu. Şu küçük adanın karşını yanına kaptırmış. Demir atalım bari. Atayım mı? Atma yapma, dur. Yelkenleri toplayalım abi. Biraz daha kontrollü gidebilirim o sahibim. On Devil's Ridge, Brave and Old, I sought to hide my plundered gold. Şu an güncellenmedi. Güncellenir şimdi. Yok, Tunapamir, yanlış adaya gidiyoruz. Geçtin Tunapamir adayı. Geçtin şu anda. Aa, böyle olur mu? Allah kahretsin, atıyorum kendimi buraya. Ah, attım şimdi kendimi böyle. Anca at sen işte Devir abi. Bunlar hep Günhan'ın altınlık savunması at. YouTube'da 50 bin izlendi diye oluyor. Ne oldu diye? 50 bin izlendi diye oluyor. Ne 50 bin izlendi? Günhan'ın altınlık savunması. O ne be? Sokrates'in savunması gibi dünya tarihine geçmiş bir şey oldu artık galiba. Sonra o ne be? Hiç haberi yok sanki, hiç bilmiyor. Sonra o ne be? The Master of Sea Legend. Altınlık savunması ne yaptın abi? Tostu mu kurtardın? Ayvalık tostunu mu kurtardın? Bana iki biraz görüşürüz. Anladım ben bu hazinenin nerede olduğunu galiba. Ya şimdi beni gece gece Cebeli Tarık'a sokma be abi. Buna bağlayacak birini. Haa biz bu Dünya Kupası elemelerini Cebeli Tarık'la oynayacağız değil mi lan? Aynı gruptayız. Oğlum geçen konuştuk ya. Cebeli Tarık bir ülke mi? Abi teknik olarak değil aslında, o Britanya'ya bağlı bir toprak. Aa bir dakika, ama Cebeli Tarık deyince hiç karizması kalmıyordu. Bunun globalcesi Gibraltar değil mi? Böyle daha karizma. Gibraltar hatta abi, öyle bir de cool. Oğlum geçen dünya sıralamasının dibindeki bilmem kaç takım tepede herkesi tokatladı ya. Ne güzel bir gündü. Oğlum bu Makedonya şeyi Almanya'yı yendi lan. Haa. Elif Elmas attı hatta böyle. Ne yapıyor lan bu iskelet elinde? Allah belanı versin. Ha patlayıcıyla koşuyor bazen iskeletler. Abi böyle bir şey olabilir mi ya? O patlayıcıyı al sen, 7 sülalene götür onu be. Treasure chest buldum. Sungur senin chatinde ne oluyor şu an? Ne oluyor? Bir tane Brezilyalı bir çocuk var. Evet, herkes ona cevap veriyor yani. Ya klasik Türk işte abi. Gavur gelince herkes bir anda şey oldu hani. Oluyor. Evet. Aman Allah'ım, Brezilyalı geldi diye herkes gömleğini ilikledi falan. Hayır, Brezilya'da rahat durmuyor. Brezilyalı o yüzden Türk edep ve adabını normal öğretmeye yani çalışıyorlar. Yoksa biraz sonra Brezilyalı inanılmaz mahalle linci yiyecek. Ama Brezilya'da da mahalle linci vardır bu arada yani. Ben çocuğun da linçlenmeye geldiğini linci düşünüyorum. Tabii. Favelada yiyeceksin linci bu arada. Tabii abi. Asıl favelada tadı çıkıyor öyle. Oh! Banacaksın üzerine. Bu arada ben şu an hem Tancan'ın hem Sungur'un chatine bakıyorum arkadaşlar. Çok mutluyum.
Ondan önce de Mısırlı vardı. Artık bizi globalden izliyoruz. Heyecanlanıyor diyorlar. Doğru tabii. Böyle şey yazar. Böyle zamanlarda şey oluyor. Bu Dünya Kupası'nın Katar'da oynanacak olması da şimdi Tırışka'dan bir tepki göstermeye başladı. Takip ettiniz mi onu? Oğlum, evet. Norveç ve Almanya üzerinde insan hakları yazan tişörtlerle çıktı. Milli marş okumaya mı ne artık seremoniye. Yeni hatırladılar değil mi Katar'da? Abi bir de hayır. Tancan, dikkatini çekmek istiyorum. Katar'da işçiler ölüyor. Katar'da işte köleliğe yakın bir sistem var. Katar'da geçici işçilere muameleler çok kötü diye tişörtlerle çıkmadılar abi. İnsan hakları yazıyor tişörtte. Bravo ya. Abi neyi savunuyorsunuz? İnsan hakları. Nasıl genel. Yani hani hangi insan hakkı? Bir sürü insan hakkı var. Hangisi yani? Hangisi? Yo öyle genel. Genel bizim. Genel haklar. İnsan haklarını seviyoruz. İnsan hakları iyidir. İnsan dediğin hakkı olmalıdır. Şey değil mi tam böyle, daha fazla yorum yapmak istemiyoruz. Türkiye'de kadınlar gününde böyle aşırı geniş videolar çekilir diye bir yer hatırlıyor musunuz? Evet. Analarımız falana gelirdik onu böyle hemen. Abi o bile değil ya. Böyle şey gibi bir şey yani. 8 Mart mesela maça Beşiktaş şey de çıkıyor. Kadınlar. Bu kadar. Hani kadınlar ben öldürülmesi bile değil. Kadınlar. Abi geziyorum adada. Bir mağara bulmamız yani. Lazım. O mağarada muhtemelen bir yaratık heykeli var. Onun önünde olacak hazine ama mağara... Mağara burada. Benim olduğum yerde bir tane mağara var. Ben de ikinci bir taneye girdim. Ben orada çıkmadı. İkinci bir tane buldum. Ona giriyorum şimdi. Önde ateş yak mağarası var burada. Okey. Sea Monster var. Reddit'te Katar'ı boykot etsin milli takımlar falan diye turnuva muhabbet dönüyordu. Bir çocuk da altına gelmiş demiş ki evet ben Katar'ı da boykot edeceğim, izlemeyeceğim. Amerika'daki turnuvayı da izlemeyeceğim. Bir sonraki de Amerika'da olacak çünkü. Amerika, Kanada, Meksika beraber yapacaklar. Evet. İşte falan arka altına ne? Amerika'yı niye bu? Oho falan işte bir de abi Amerika'nın ırkçılıkları işte yani dünya çapındaki emperyalizmleri, Guantanamo falan. Oho öyle bakacaksak yalnız boykot etmeyecek ülke bulamayız. Yani şimdi bunlar kahverengi diye kızıyorsun sen o zaman bunlara. Olmamış mı? Abi bir de Katar konusu falan yani üç kağıtlar çıktı. Ya rüşvetle verildi, tespitli, belgeyle tespit bir şey abi zaten 5 senedir falan evet yani. Abi yani bu nasıl almaz? Ya abi işte heriflerin parası o kadar içinde ki futbolun. Yani laf edemiyor şu an kimse işte. Boş yere tatava yapmasınlar yani. Ya bu bir yerden bir yere poşetle 250 milyon dolar falan götürülmüştü. Bir hikaye kalmış benim böyle aklımda. O neredeydi? O abi şey Rusya ve Katar'ın Dünya Kupası alması tamamen rüşvet. Bu yani spekülasyon yapmıyoruz. FBI bunu araştırdı. FIFA'nın, UEFA'nın başkanını zaten şey yaptılar. Soruşturma altına aldılar. İstifa ettiler Sepp Blatter'le Michel Platini. Evet. Yani rüşvetle vermişler turnuvayı. Bu belgelerle sabit bir şey yani. Oylar moylar şey yapılmış bu ne ama... Bu? Et değil mi bu? Pişmiş bir et değil mi? Elimde değil mi bu chat? Elimde. Pişir. Pişirdim zaten herkes bana yaktı diyor. Hayır bak cooked pork yazıyor. Cooked pork. It's cooked. Perfectly cooked. Fine. Vay are you cooked? Günah nasılsın ya? İyi misin? İyi ben değil bugün. Ben çok sinirliyim. Evet. Ben Günah'la inanılmaz uğraşasım var ama böyle çok hızlı birden 90'a fırlıyor şu anda. O yüzden çok başına gitmek istemiyorum. Sonra YouTube'da meşhur bile olacak yine. Alacak. Bundan sonra gıcık olacak bana. Ne oldu abi? Niye sinirlisin? Abi, yo böyle şey bir günümdeyim yani. Aşırı tersimden kalkmış bir günümdeyim. Vallahi bir nedeni yok yani hani gerçekten de. Abi Almanya'ya da zaten FIFA ta Adidas'lar böyle döneminden beri çok. Ya evet. Çok karanlık oluyor. Şimdi aynen Mahmut da demiş ki yalnız Rusya'daki organizasyon iyiydi demiş Tancan'ın chatinde. Olur. Organizasyon iyi olur zaten. Ondan bağımsız bir şey konuşuyoruz. Ya bunlar hepsi yozlaşmış şeyler yani. Zenginler birbirine para aklıyor. Futbol çok karanlık işler dönüyor arkada yani. Hani şey gibi de değil. Bilmediğiniz başka işler de böyle falan. Oğlum ne? Bütün petrol zenginleri, oligarklar bir tane kendine futbol kulübü alıyor. Niye alıyor? Şeyden mi yani? Çok mu seviyorlar sporu? Öyle bir şeyim bu. Yok lan belli ki para döndürüyorlar yani içeride. Oradan işte şeyden aldığı artık Allah bilir nereden aldığı parayı Mbappe'den harcıyor. Mbappe'den döndürüyor. Temizleyip çıkarıyor içeriden. Benim bu şeyi bulmamla beraber, sandığı bulmamla beraber bu adada pek bir işimiz kalmadı aslında. Ha, sen buldun mu sandığı? Tabii. İkinci şey açıldı mı Metin? İkinci açıldı işte buldum. Şimdi diğer kağıtlara bakacağız muhtemelen. Ya Japonya'nın Moğolistan'ı 14-0 yendiği doğru mu lan? Doğru ya.
Oğlum Muhalistan'ın futbol takımı mı var? Hayır abi. Yani bence bir takımı 14-0 yenmezsin. Yani 7'den sonra falan bence artık hani atmazsın yani. Ben şeyi gördüm. Bizim Eten paylaşmış onu. Herhalde maç Tsushima Adası'nda geçiyormuş falan diye güzel mizah yapmış onu. Bir şey söyleyeceğim. Tancan, Günhan, sahile doğru gelirken buraya ikinci bir sandık koymuştum. Onu da alır mısınız? Alıyorum, ben alıyorum. Şurada bir de Gunpowder Barrel var. Gunpowder Barrel'ı sakın alma. Vurma. Niye? Kullanırız, kullanırız oğlum. Patlıyor, patlıyor, alma. Böyle bir arkadaşım vardı, ismi Pelin'di. 4 oyunda 4 gemi batırdı. 4 oyunun 4'ünde de Can abi şey var, barut fıçısı var. Barut fıçısını alayım mı dedi. 4'ünde de gemimizle beraber patlayarak öldük. Evet ya, Pelin diye bir arkadaşımız vardı, ne güzeldi eskiden. Mert oldun yarı dur. Mert. Aa, ne oluyor abi? Dur, oldun yarı dur. Ne var? Kaldırırsın. Ne oluyor? Yanına geldim. Kaldırsana beni. Lan öldüm. Panik yaptım be. Evet, Japonya gollerini 13. dakikada Minamino ile başlamış. Sonra 23'te Osako atmış. 26'da Kamada atmış. Tancan, onu kaptan köşküne koy abi. 33'te Morita atmış. Sonra 39'da Tuya kendi kalesine atmış. Ay. Artık şeyden yani. Ben de bir tane abi atayım. Aynen. Bir boğa formalı adam da bir gol atsın demiş yani, anladın mı? Hani öyle olmaz. Mankatsu'da Wakabayashi'nin attığı efsane gol. Osako 55'te bir daha atmış. Sonra Inagaki 68'de atmış. Sonra 73'te Ito atmış. 78'de Furuashi atmış. 79'da Ito bir daha atmış. 87'de Furuashi bir daha atmış. 90+1'de Asano atmış. Osako'da 90+2'de hat-trick yapmış. 14-0 maç. Maçın devre arası 5-0 bitmiş hocam. Helal. Sen şeyi biliyor musun şeyi? Japonya liginde Nankatsu diye bir takım var, biliyor musun? Hiç bilmiyorum abi, anlatsana nasıl bir takım? Mesela böyle çok karizmatik kalecileri, inanılmaz vasıfsız savunma oyuncuları, çok cool böyle 10 numaraları falan var mı? T7'a mı gidiyoruz? Nankatsu'nun ne olduğunu biliyor musun sen? Yani ciddi mi söylüyorsun, şakalı mı cevap vereyim? Bir söylüyorum. Tsubasa'nın takımı abi. Asiktir ya, biliyormuş. Lan bilmiyorsundur diye bir ortak bilmedim. Günü sen... İyi oğlum değil. Ben Türkiye'de yetiştim lan. Tsubasa... Oğlum ama ne bileyim, belki lan unutmuşsundur Nankatsu. Yani... oğlum ben Tsubasa gibi röveşet atacağım diye otoparktasın. Belimi sakatladım sen. Sen ne diyorsun? Türkiye'de yetiştik, futbol oynuyorduk. Tsubasa tabii ki biliyorum lan. Batı'ya gideceğiz bu arada. Geçen çünkü ben bir arkadaşıma böyle Japon ligine baktım. Full Tsubasa'dan yani ve hiç anlamadım. Baktınız mı? Baktım. Abi şu arkadaki futbol... büyük ada işte. Kayalar arasında. Evet. Aynen, ilk değil ikinci. Ya da... Ya bilmiyorum. Evet, arada geçer miyiz? Ya geçeceğiz arada herhalde. Arkadaşlar yani ben futbolla hiç ilgilenmedim. Bir bölüm bile Tsubasa izlemedim. Nankatsu'yu ben bile Haydi Bastır Nankatsu'dan biliyorum yani. hiç yani... Futbol konusundaki en alakasız insan olabilirim bak gerçekten. Aldakyalı 16. hoş geldin. Erkenleri de bir ayarlayalım. Abi şu an biraz fazla bir adaya çarpacak gibi gidiyoruz. Biraz açılabilirsin istersen sağından ya da solundan. Oo abi evet, çarpacağız. Açıl hemen açıl. Çok aradan mı, aradan geçeceğim galiba ya. Abi sanırım arası yok ya Tuna. Arası galiba yok, orada bir ara yok. Kanka orada bir tane taş var. Onu göremiyor olabilirsin. Tam bir çok küçük taşlar var bu arada. Sen de doğru tepeden görüyorsun değil mi? Çok küçük taşlar varsa o zaman beyaz taş tuşların solundan geçiyorum. Okey. Evet, geçersin, tamam. Açık denizden geçer abi. Evet, ben de öyle düşündüm. Ya kardeşim, sana da beğendiremiyoruz ha. Sıs lan. Navigation yapıyorum, onu da beğenmiyorsun anasını satayım. Valla bakıyorum, kafamı kaldırıyorum. Mert'im çıkmış kulenin tepesine. Helal olsun, iş diyor yapıyor ki, iş. Kaptan, kaya var kaptan. Evet anasını satayım ya, şey olduk, taşak oğlanı tayfa olduk gemide. Ya, hiçbir şey yaranamıyorum. En tepeye çıktım, yer gösteriyorum. Dümene geçiyorum, beğenemiyorum. Yani demin gemi kalkarken gemiyi duvara çarpıp batıracaktım bir saniye. Onu unuttuk mu hemen? Oğlum. Ama tamam da efsanevi driftime de hiç kimse bir şey demedi yani. Evet, o güzeldi. Lütfen. Arayın. Bakın ben bu oyunu niye oynamayı sevmiyorum? Bu yüzden. Çünkü hep insanlar beni suçluyorlar gemide yapamadığım şeylerle ilgili. Yengeye drift dedin abi. Yok ya, patates de hayır, öyle değil canım. Güney Amerika futbolu önemlidir ve takip edilir yani. Benim Mitchell Günan'ı savunuyor.
hiçbir futbol umursanmaz dedi. Paderesi de onu da konuşuyorum. Diğer chatleri de izah edeyim. Güney Amerika futbolu da yani çok takip edilir, anlatılır. Nereden baktığına bağlı bir abi. Yani Avustralya Futbol Ligi'ne bayılan da çok ama hani yüzdesi düşük. Yok yok. Tabii yok. Herkes kendi ligini umursuyor da şeye bakımdan diyorum. Yani globalde mesela Copa Amerika'yı kim kazandı önemli bir haber. Hı-hı. Ben bugün şöyle bir şey okudum. Çok şaşırdım. Disco Elysium Final Cut versiyonu abi Avustralya'da yasaklanmış. Evet. Çok yasaklıyor onlar oyun. Evet oğlum inanılmaz saçmalar lan bu konuda bildiğin. Evet. Flava to Flava hoş geldin. Çok yani şöyle hakikaten bir sürü oyunu yasaklıyorlar abi bu arada. Ben şaşırmadım. Yıllardır Avustralya'da şu oyun yasaklandı, bu oyun yasaklandı. Bunun bu kadar mesele olmamasının sebebi çünkü sanırım Avustralyalılar bu oyunları yine de rahat rahat erişebiliyorlar. Galiba. Çünkü isyan ederlerdi herhalde bir noktada yani. Uyuşturucu kullanımı yüzünden arkadaşlar Discord'da yasaklanmış. Oo, büyük operasyona gireceğiz galiba arkadaşlar. Burada stick together. Kavgalı mı? Kavgalı. Mevzulu mekan baksana başka. Abi. Mevzulu Dalaris. Gibi baksana şuna arada köprüler möprüler kayalar bir şeyler. Ha burada havadan kafamıza sıkıyorlar. Bak sıktılar işte hatırladım. Aynen ben. Vallahi sıktılar. Anam. Geliyor aç. Kaç. Allah. Burada hemen. Buraya şeyle gideceğiz. Şu gemiyi şuraya bir yere bırakalım. Kürekle mi gitsek acaba? Gemiyi şuraya bir yere bırakalım. Olur olur ya bu arada. Gemiyi şuraya bir yere bırakabilirsin cidden. Atayım mı şeyi? Arkada sandalımız var. Hayır, ama kayalı. Park ettiğimiz yere kadar sıkabiliyorlarsa ha, bak yani sanki range'lerinde gibiyiz hala. Attım. Hala range'iz. Bak bak geliyor geliyor gene. Tuna bu arada bir şey diyeceğim. Sanki adanın öteki yanına sıkamaz gibi ha. Oo güzel toptan kaçtın ha. Ben yok Tancan at şey yaptı o sırada. Ama biz hala range'deyiz Tancan. Range'de miyiz diyorsun? Bakalım ya, şimdi evet, belli ama. Olur range'de miyiz. Ben nasıl gidip ya? Yüzeyim kafa, kafasına vurayım onun. Abi mesela bir top attılar. Bakalım range'de miyiz? Range'deyiz galiba. Kahraman olur lan. Değil lan. Range'de değiliz ama biraz daha gitsek gidermişiz sanki. Ben gidiyorum ona sıkacağım şimdi. Bak bu oturdu. Hadi geçmiş olsun. Gelmez ya yoksa yine çok sola vuracak. Oğlum takır tukur sıkıyorlar ha. Yok yok bu da gelmez. Range'de vallahi range'de değiliz ha bu arada. Gelin hoş geldiniz. Ben mekanları basmaya gidiyorum arkadaşlar o zaman. Selam. Dur yüzerek bir yak şeye gidelim. Abi üçümüz de atladık şu an Denyo gibi mekanı basmaya gidiyoruz şu an. Sen sonunda düşünen kahraman olamaz diye girdim. Aynen yürüyün. Ben gidiyorum yukarı çıkacağım. Top atanın topu elinde patlasın yürüyün. Ya, Tuna istiyorsan sen sandalla gel. Evet abi. Öyle yapacağım. Evet şey falan bulursak. Dönmemiz gerekecek sonuçta adaya. Aa bana şey çıktı lan oradan çekil ben gidiyorum adaya zaten ölmem ben. Ya bak o topçu atanlar atıyorlar da onları bulamıyorsun daha sonra onlar ne? Gittiğin zaman boş oluyor orası. Daha önceden yok, de ben bu odaya gelmiştim. Ya o muhtemelen kılıcını çekip sana koşmuş oluyor orada. Random NPC oynuyor anladın mı? Ekstra bir şey yok. Gemiye hoş çarpıyor mu lan bunlar şu an hiç? Hiç çarpmadı bu arada. Çok iyi yere park etmişiz ha. LGBT evet, gemimiz. Evet iyi bir yere park etmişiz de başka oyuncular gelirse bayağı böyle gerçek değerli bir şey yok galiba içeride. Yok. Aa var lan iki sandık var şu an onları satsa mıydık acaba? Ya işte evet, evet diğer oyuncular ya. Böyle gelip çalabiliyorlar. Tancan boğuluyor gibisin. Selam ver. Kısmettir ya. Ha yok yok geldim geldim adanın arkasından çıkayım diye. Heh. Buradan yukarı çıkacağım direkt. Abi elinde ne var senin? The chest elinde is closed at turtle rock up high to the east but you're not done. Dig 5 paces east by northeast grab it and run. Ha alkaç diyor. Chest is closed at turtle rock up high to the east. Ha burada Poseidon varmış. Biz bu herifi bıraktık burada. O gemiye dönmen için abi. Up high to the east. Buraya çıkmanın yolu olmaz. Arkadaşlar ben %100 şu an şeye odaklandım. Anladınız tamam, mı? Tamam ben topçuya sıkmaya gidiyorum. Anam! Ben varile odaklandım. Geri kalan combat, yağma hepsi sizde gönlünüze göre. Ben biraz sonra varille gemiye dönerim. Varil diyorum pardon sandık. Girdiğiniz yerin içerisine bıraktım ki ya. Ben şu aha, sandıklarda hadi. Koklayarak bulma becerimi çok beğeniyorum ha. Adan olmasın iyi buluyorum. Ben şimdi Polat sırıp Sniper'a sıktıktan sonra hayır sırp Sniper bölümü ne kadar kötüydü ya. Bizim gemiye sıkıyorum şimdi. Mehmet'in Çakır'ın ölümünden sonra intihar etme şeyi çok komik. Bakalım vurabileceğim. Yo niye lan ben seviyorum onu niye komik. Dur Mehmet'in. Dur Memati. Niye sıkmayı düşünüyorsun ha? Ne yapacaksın? Sık o zaman Memati. Sık tamam mı? Evet ya. Polat hiç ikna edici değil orada. Ben de şey oldum biraz. Memati olsam 75 kere sıkmıştım. Denyo'ya bak. Bununla mı çalışacağım? Sıkayım mı abi? Denyo'ya usta sıkma. Dedin abi oldum böyle yani. Sıkma ha. Memati. Tamam sıkma. Bu arada Gürkan Uygun çok iyi oynuyor Memati lan.
Gürkan Uygun, evet. Gürkan Uygun'u kötü bir oyuncu zannediyorsun başta. Meğer herif iyi bir oyuncuymuş ve Denyo'yu çok iyi oynuyormuş. Evet, Pusu'da Memati, Pusu'da Memati o kadar iğrenç cinsiyetçi bir yaratığa dönüşüyor ki çok üzülüyorsunuz. Ama Memati, bak bir şey, tamam. Ama iyi oynuyor yine yani. Dizinin genel toksik maskülinitesi içerisinde bu eleştiriyi kabul ediyorum ama Memati zaten... Ne, oğlum Memati sokak çocuğu ki. Yani Memati ağzı düzgün, politically correct bir adam olamaz karakter olarak. Abi evet evet ama şey, ne derler, dizide buna bir tane kız arkadaş yapıyorlar Pusu'da. Yani... Oğlum dizi ya. Kadın düşman lan zaten. Evet lan. Evet. Şey, genel şey olarak çok, öyle de evet. Yani bir kurgusal eser içerisinde bütün karakterler düzgün olacak demiyoruz kıza, ya. Kıza şey diyor oğlum bak çok kötü sahne. Bizim sevgili miyiz diyor. Hayır kadınımsın. E ne farkı var Memati diyor. Sevgiliyle ayrılınır, takılırır. Kadınla bir ömür gidilir falan gibi şeyler diyor böyle. Yani adam adam öldüren bir herif abi bu. Bence bu karaktere yakışıyor yani bu iğrençlik. Bugün yani, YouTube'da var bu insanlar mesela. Bu karakterin romantizmini böyle yaşaması gerekiyor. Ha dizide başka tip bir karakter erkek olmadığı için hani tabii genel olarak bir asap bozukluğu var ama yani Memati tabii ki cinsiyetçi olacak, ağzı bozuk olacak, iğrenç konuşacak falan. O kadar da hırbo değil gibiydi yani böyle. Pusu'da bir ekstra hırbo katmanı katıyorlar. Ha arkadaşlar. Evet şeydir abi, senaryonun kalitesi düşmüştür ya, hırboluktan başka bir şey kalmamıştır. Çünkü Memati'nin mesela ilk 97 bölümde şeyi falan da var hani. Bir redeeming quality olarak işte sadakati. Hani evet. İşte ondan sonra böyle bir kendi, anlıyorsun ki kendi bir ahlaki şifresi şeyi var, pusulası var. Hani çok bozuk olsa da falan. Hani öyle şeyleri var, onlar gitmiştir herhalde. Ha moral code diyorsun yani. Zaten mafya dizilerini falan, mafya filmlerini seviyor olmanın sebebi o ya. Robert De Niro'ya bir gün öyle sordular. Yani niye bu kadar tutuyor mafya dizi? Şeyi de sordular hatta. Neydi bu en son 60 yaşında dedeyiz ama 15 yaşında taklit yapıyoruz filmi? Irishman mı? Irishman ha. Irishman'den sonra ya işte bu kadar yıl geçti hala hani mafya filmi çekiyorlar. Robert Bey neden sizce bu kadar seviliyor? O da şey dedi yani çünkü alternatif bir ahlaki kanunla yaşayan insanlar ilgisini çekiyor hikayelerde. Evet bu doğru bir tespit bence de gerçekten. Hani toplum tarafından yani makbul kabul edilen değil, kendilerinin oluşturdukları ve kendilerinin şey yaptıkları ayrı bir ahlaki düzen var. Bu da ilginç gerçekten yani. Arkadaşlar adada yağmalar nasıl gidiyor? Ben ana sandığı aldım. Ben bir yanındayım senin. Benim inventörü dolmuş, çok bir şey alamadım. Abi sağda solda treasure bomba aldım. Sağda solda treasure chest'ler oluyor adada boşta duran. Onları isterseniz alın yani. Belki ben şey yaptım. Bir tane storage chest diye bir şey buldum. Onu gittim şeye koydum. Sandala koydum bizim. Okay. Ekstra bir chest buldum yani. Nesrin. Abi Nesrin kafasına ateş edecekken yanlışlıkla yanağını vuruyor. Yanağını vurduğu için de kızcağız konuşamıyor. Tamam mı? Babası geliyor. Nesrin, küçükken sana bir tokat atmıştım, konuşurdun. Konuşmuştun. Şimdi sana bir tokat daha atarım ama yanağın yok Nesrin falan diyor gidiyor. Evet. Ya Laz ya senin ben hakikaten şuurunun içinden geçeyim. Yani öküz müsün ya? Yani yanağı hakikaten de yok kızım bu arada gerçekten. Yani bir de artık tabii. Yani adam sert kardeşim, anlamamışsın. Küçük Laz ya'nın küçüğünün adı neydi lan? Meral. Meral'e de iyi çile çektirdi Lazio. Meral deniyordu biraz ama ya. Bu arada işte topatını yani... topatını durduramamışsınız. O hala bizim gemiyi top atıyor. Yok. Benim yok lan. Mert top atabildiğine baktım. Evet, onu ben de sıktım. Yoksa atar mıydı diye merak ediyordum da atarmış bu arada yani Mersi. Yani Lazio yeri var gibi, ya, atar babadan ya. Meral gibi bir kız çıkmış olması çok doğal değil mi abi? Doğal. Nesrin iyi çıkmış oradan. Nesrin iyi çıkmış oradan gerçekten. Oy Asiye, Asiye. Ya abi duyarsa ikimizi de öldürür. Öldürsün. Zaten yaşamak istemiyorum. Sensiz olacağıma yaşamam daha iyi. Sungur da oyunda Meral'e yürüdü, yakacak bizi ya. Yürüyeceksin oğlum tabii ne? Bitireceğim. Kime yürüyeyim? Bizi. Elif'e yürüsem al başına belayı. Bildiğimiz NPC'lerin hepsi sıkıntılı yani. Şey yürü lan, onda bir şey yok. Kim? Canan. Ha kanka hiç yok ya hakikaten. Canan dediğin Erdal'ın şeyi değil mi oğlum? Evet. Bitiyor sonra ama muhabbet. O bitmiyor oğlum. Bizim... Ne kadar uzun var ya Erdal muhabbet. Üf. Burada Erdal nasıl hakikaten bitmiyor. Çakır ölüyor, evet. Erdal olmuyor, ölmüyor artık. Erdal çok uzun sürüyor ya. Seni almaya geleceğim Can. Tuna kayımız yok ben. Dediğin
Erdem ölüyor mu? Ben onu da hatırlamıyorum. Boğulursun onlarda. Şey öldürmüyor muydu onu ya? Bu şeyin kızını Esther'cık tecavüz ediyordu. Yok abi kimse öldürtemiyor. Erdal artık yani bir odada kendi kendine şey ecelinden yani. Ölüyor yani böyle. Hayır canım ecelinden falan ölmüyor ya. Kız vuruyor işte evini buluyorlar orada şey yapıyor. Hayır abi ya, deliriyor o sahnede. Canan vuruyordu doğru. Ama herif delirdiği için vuruyor yani. Hani Erdal orada evet. Şey geçirmese, psikoz geçirmese daha Erdal arka deva yani neredeyse Polat kadar bölümü var Erdal'ın. Abi bir de Erdal'ın origin story'sine iniliyor. Erdal'ın işte böyle psikolojisine iniliyor. Yani. İnanılmaz hani şey de değil anladın mı? Erdal'ın yani, üzerinde niye o kadar duruyorlar anlamıyorum. Bilmiyorum abi yani. Bak Deli Hikmet mesela yan karakter tamam mı? Deli Hikmet nereden gelmiş nereye gitmiş çok bilmiyoruz bunları. Tamam. Deli Hikmet arada çıkıp şey diyor. Yalnız bunlar böyle değildir ha falan diyor böyle. Okey yani Deli Hikmet yan karakter. İyi de Ömer baba. İsrail bilmiyor mu rap olduğunu? Ömer baba. Bizim bu, derin ama... devlet uyusun. Ömer baba. Aslan Bey dedik kütüphaneci dedik. Derin devlet çıktı. Ömer baba. Ay, Elif bacı. İyi de Elif bacı. Bu kadar uzun ya bu şey çok komik gerçekten ya. Bunun hakikaten dibinde komplo dönerken alakasız komplo teorilerinde kafayı takmış olması, bir karakter olması çok manidar. Çok uzatmasalar çok iyi fikir. Ama hiçbir şey gerçekten Erdal kadar kötü değil. Erdal plotu bittikten sonra ama abi Canan'a hiçbir vasıf kalmıyor. O da çok acıklı. Yani Canan sadece şey oluyor. Arada böyle Elif'in konuşması gerektiği zaman çıkıyor. Az geri gel abi. Onu kullanıyor sonra. Nazım Gönenç neydi lan şimdi? Nizamettin. Abi ama cidden Erdal plotunu niye bu kadar uzadığını anlamıyorum. Baya Breaking Bad plotu falan yazmışlar oraya çünkü. Ha. Lanet. Bazın hangisi? Asidin hangisi? Bunları iyi bileceksin. Peki ya yanlış yaparsan ve senin gibi kör olursan baba. Dayı ya. Kör olursun. Ben de geliyorum ayrımda. Tenekeyle geliyorum arkada kutumun. Su sandığı varmış lan. Aa. Tolga ha. İlginç bir yorum yapmış Zungur'un chatinde. Erdal oha, karakteri senaristlerin Kurtlar Vadisi serisinde Polat olmaya çalışmayın. Bu Denyo çalışırken bu Denyo olmayın deme biçimi demiş. Çok pozitif bir yorum bu. Allah Allah. Erdal çünkü başta karanlık mafya gibi takılmaya çalışan Denyo'nun teki ya. Evet yani bir yerde öyle olabilir de tabii yani bu kadar uzatmalarını şey o sadece tembellik yani bence. Kemik kalkıyor mu? Burada geliyor. Geliyor. Benim okey. Ferman, acıktın mı? Aç adam sevmem. Acıkma. E tipi, F tipi, Alfa B biz yazdık. Ya ben, orada bir de nasıl Ferman'ın ben ya? Tam güneye gideceğiz ha. Tam güney diyor değil mi? Yok, tam güney değil. Tam güneye gideceğiz ama asla güney değil, Northwest'e gideceğiz. Northwest'e. Yok, Ferman tombalacının adamı öldürmeye geliyor. Evet, tam kuzeybatıya aynen. Gideceğiz. Kuzeybatı mı? Güney mi kuzeybatı mı? Tam kuzeybatı abi. Kuzeybatı. Hadi bakalım. Ben tam sancak, tam iskeledeyim. Alıyorum o zaman ben demir. Ben döneriz ya. Çatmadan. Döner miyiz emin misin? Kısmet. Yelkenleri indireyim mi biraz? Yok ben döneriz ya. Döneriz ya. Döneriz. Peki. Herkes bindi mi? Tayfa. Geliyorum ben öldüm gelirken geliyorum. Nasıl oldu mu? Net çarpacağız bu arada ya. Bilmiyorum bir şey oldu öldüm anlamadım. Biraz yelkenleri toplasanız arkadaşlar ya. Gitti denizde kaldı. Biraz yelkenleri toplasanız da yukarıya. Kayaya çarpmayalım. Ben şu cebimdekileri biraz boşaltayım. Topla. Ne diyeceğim? Tancı'nın hazine suda yüzüyor mu battı mı? Hazine değil de böyle bir teneke gibi bir şeydi ya. Ay ya. Büşra hiç sorma ben çok saçma sapan bir rüya gördüm dün gece ya. Full topladım. Tamam. Ön tarafı da toplayayım hatta dur bakayım. Niye buraya tahtı? Tamam dur sakin sakin döneceğiz şimdi. Döndük. Nereye yelkenleri indirebiliriz. Demişler? Kuzey batı. İndirelim mi? İndirebiliriz yelkenleri. Ha dur al. Yelkenler Forex. Oğlum Halo'da okay. Jailbreak'i neydi lan? Chat deyip diyorlar. Benim için aklımda bir şey canlandı. Aa ben tam yaklaşıyorum ona şu anda. Polat şey diyor. Halo dayıyı bulun. Bulun dayı. Siz nasıl olmayacağını anlatın, ben nasılını anlatırım. Polat'ın bir yerden sonra bir götü kalkıyor, inanılmaz itici bir yere dönüşüyor bu arada yani. Başlar da böyle Çakır'a falan, Çakır olur mu? Çocuk öldüremeyiz, Rajor'un da bir şeyi vardır falan diyen Polat, bir anda böyle falan bir herife dönüşüyor. Niye öyle oluyor? Abi işte
götten karakterizasyon diye. Kötü yazarlık. Yo, yani. Aslında evet. Yani bir tutam kötü yazarlık, bir tutam işte toksik maskülenite takdiri gelince oradan ekmek yediklerini fark edip oraya yürüme. Oy. Ya orada şeyi kötü yazıyorlar şimdi. Bunlar biraz sorgulamaya başlıyor bunu. Kıllanıyorlar. Memati falan da zıp pırt soruyor. Dayı zaten bana haber vermiyorsun. Aynen dümdüz gideceğiz abi. O da atar yapmaya başlıyor böyle boş boş. Yoksa bir anlamı yok yani. Ya ben işte biraz aslında yani yine optimist bir yaklaşım, hani güler yüzlü bir yaklaşım diyebilirsin ama ben onu şeyi de yorduğum için beğeniyorum aslında. Ya karanlığa baktıkça karanlık oluyor. Ya şuur bu da yani. Böyle de öküz gibi olunmaz yani, ki bu. İstediyor evet. Da işte orada mesela Meral'le nişanlıyorlar. Dayı buna atar yapıyor. Bu ona kızıyor. İşte gidin Sebahat'i bulun diyor. Niye bulacağız diye sorgulayınca o da sinir yapıyor falan. Biraz sol alabiliriz. Şey yapabiliriz abi burada. Sol alabiliriz biraz. Sebep? Kaya mı gidiyoruz, arkadakine mi gidiyoruz? Abi bir adaya doğru sürükleniyoruz şu an. Bir batıya çevirebilirsin biraz evet. Bu arada. Gemi drift evet, ediyor evet, sanki şu an. Aynen. Yok, drift etmiyoruz da ben şuna gidiyoruz zannettim. O yüzden yaklaşıyordum ona. Yo yo. Bayağı bizim yolumuz var şu an. Aldım. Evet, öyle evet. bayağı da gideceğiz yani. Evet. Abi sen batıya kırmaya başla, ben sana dur diyeceğim, öyle düşün. Bir şey canım. O kadar batı. Diyorlar ki şu kırmızıya giderseniz boss fight var, iyi loot veriyor diyorlar da önce biz bence lootumuzu bırakalım, sonra yapalım o işleri. Aynen. O boss fight, boss fight bizi öperler. Tamam batı. Agustinius 3. ayında hoş geldin. Batıya dönmeye devam et abi. Arkadaşlar tamam, Polat'ın seslendirmecisi zaten çok ünlü yani, bayağı ünlü. Bütün reklamlarda falan yayılıyor. Tüm Türkçe dublajında Jack'i seslendiriyordu. Aynen aynen. Dabak. Ne Dabak'tı? Bir şey Dabak. Çok şaşırtıcıydı. Something Dabak. Gökhan Dabak olmasın? Gökhan değil galiba ama hatırlamıyorum da ya. Bir şey Dabak işte. Wow, tam batı yaptık ha. Biraz... Umut Dabak. Biraz kuzey batıya kırmamız lazım yine. Bir 20 öyle derece falan. Kayadan sonra... Ya Almanca'da Türkçünün tabak olması beni hala güldürüyor. Bu benim bir problemim midir ya? Kimin? Tabak. Tütün tabak demek abi. Ha. Yani Ömer Baba tabakhane hikayesi. Dükkanlarda tabak yazıyor. Bilmiyorum ya. Benim çok hoşuma gidiyor niyeyse. O ne kötü bir bölümdü ya. Kurtlar Vadisi'nin izlediğim kadarıyla en low bölümlerinden bir tanesi. Evet. Tabakhane hikayesi kötü. Köpek balığı geldi, mahvoldu. Hazinelerimiz falan. Allah kahretsin. Abi tam yol devam, hiç bununla itle kapışmayalım. Polat gidiyor Ömer Baba'ya diyor ki, Ömer Baba. Pisliğin, bokun içerisindeyim. Uçurumun kenarındayım. Ne yapayım diyor. Ömer Baba da diyor ki gel benimle. Sonra tabakhaneye gidip gerçekten bokların içinde geziyorlar. Ömer Baba da böyle bir adammış. Orada mesela Yiğitcan'ın istediği plotu yaratmaya, dediği plotu yaratmaya çalışıyor. İşte orada Ömer Baba çok kötü bir bokmuş oldu. Ya hakikaten. Pisliğin içindesin öyle mi? Gel senin tabakhaneye gezelim de bok gör. Bunu Deri Yürek'te daha iyi yapmışlar. O da boş karakterdi ama kuşçu karakteri daha böyle bir şeydi. Yok lan, kuşçu karakteri Ömer Baba gibi boş değildi ya. Ya o da onun boşuydu ama daha kaliteliydi yani. Kaliteli evet, boş evet. yapıyordu. Evet. Evet, kaliteli boş yapıyordu aynen. Ya böyle o, çok uzun boş yapıyor abi Ömer Baba. Çok evet. fazla. First Mate doğru yönde miyiz? Abi dümdüz gidiyoruz. Önümüzde minik bir ada görüyorum yalnız ben burada. Kaya da olabilir. Ondan sonra önümüzde büyük bir ada var. Plunder Valley işte. Oraya gidiyoruz. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Doğruya Plunder edelim. Chat'ten gelene bak. Atiye dizisinin senaryosu H.P. Lovecraft'ın Deliliğin Dağları'nda kitaplarıyla ilişkili mi, yoksa sadece ben mi öyle hissediyorum? Sungur'un da düşüneceği merak. Abi sen öyle hissediyor olabilirsin ya. Sadece. Yo, alakalıdır lan. Yani bu saatten sonra Deliliğin Dağları'yla ilgili yanlışlıkla bile senaryo yazabilirsin. Deliliğin Dağları'nı okumamış ol, duymamış ol, izlememiş ol. O kadar şey jenerik bir şey ki. Yazmış oluyorsun fark etmedim. Fark etmeden yaparsın. Joker yazarsın. İlişki olarak da yapmış olabilirler lan. Niye yakıştıramadım? Ben izlemedim Atiye'yi. Oğlum In the Mountains of Madness çok ayrı bir hikaye. Atiye ile çok alakası yok yani. Ne bileyim abi şimdi şey gibidir ama hani Ezel ile Monte Cristo kontu gibidir yani. Yok oğlum öyle de değil abi, öyle de değil. Ben ikisini de izledim. Yani kitabını da okudum Mountains of Madness'ın. Filmini de izledim. Atiye'yi de izledim. Alakaları yok. Ne okay. söyleyebilirim. Yani şey gibi hiç yok. Monte Cristo Kontu ve Ezel alakalı lan, bildiğin onun yerelleştirilmiş hali neredeyse Monte Cristo Kontu'nun. Ya şöyle bir tematik bir benzerlik var sonuçta. Göbekli Tepe dünyadaki en antik insan kalıntısı gibi bir şey ya. Hı hı. That's instant Cthulhu yani aslında. Evet. En büyük kabusunda başladı yer orası yani. Ha, anladın mı yani? Bugün Göbekli Tepe ile ilgili geçen bir hikayeyi ancient ırklara bağlayıp orada da biraz
weird bir şey anlattığın anda zaten farkında olmadan bir kutulucuk yazmış oluyorsun hemen. O yüzden dediğim gibi isteksiz ya da isteyerek ya da istemeden öyle bir şeye tesadüf etmiş olabilirler. Ha belki bilerek yapmışlardır, belki bilmeyerek ama Mountains of Madness'ın temeli de şey ya. Takeliyle harabeleri miydi o gittikleri yer ismi? Yok. Yok oğlum şeye gidiyor işte, kasabaya gidiyorlar. Kasabada da şey var, Sutter Kane, Mutter Kane muhabbeti oluyor. Adam yazıyormuş meğerse her şeyi. Ha sen evet abiciğim. In the Mouth of Madness filmiyle karıştırıyorsun Mountains of Madness, Beyond the Mountains. Kitabını demiyorum, kitabını demiyorum, filmini diyorum ben. Sen bir kitapla bir filmi karıştırıyorsun şu an galiba. In the Mouth of Madness diye bir tane film var. Bir de Mountains, Beyond the Mountains of Madness diye bir. Hayır şimdi bak, In the Mountains of Mountains of Madness kitabı In the Mouth of Madness'ın. Hayır lan. Çok benzemiyorlar birbirlerine ama onun film uyarlaması işte. Hayır Madness. Lan. Öyle oğlum. Oğlum Lovecraft'ın kitabıyla Mouth of Madness'ın alakası yok lan. Yani tematik benzerlikleri var. Sağımızdaki adı değil mi? Orası abi aynen. Nasıl ya? Sağımızdaki adı mı? Mouth of Madness'miş arkadaşlar. Lovecraft'ın kitabının adı. Aynen. Mouth of Madness, Lovecraft'ın. Mouth of Madness. Ancient bir şey buluyorlar. Tapınak buluyorlar. Orada da böyle yenilmiş tuhaf bir ırk kendisini yenen Yokşogotlardan falan bahsediyor. Aşırı kötü anlatınca böyle bir şey yani. Peki bir şey diyeceğim. Mouth of Madness'da ise... Mouth of Madness'a Stephen King aslında kutuluvari bir yaratık olsaydı gibi bir tema işleyen bir korku filmi. In the Mouth of Madness'ta John Carpenter'ın bir filmin alakası yok tabii. Abi. Yani kutulu filmi değil miymiş? Kind of kutulu bro. Gerçekliği yırtınca oradan tentakıllı yaratıklar çıkmaya başlıyor. Know your shit bro. Ben yıllardır bu adı değil mi? Oho, top geldi. O ne lan? Koşun! Hücum! Top noktalarına! Ben atladım bile suya. Yani hiç uzaklaşmakla uğraşmayalım, o top noktasındaki iskeletleri öldürelim. Evet arkadaşlar doğru. Tapınak falan buluyorlar o kitapta. Evet haklısın ya. Doğru. Yani. Ha yerlerde hazine var burada. Doğru. Biz de biraz biliyoruz bu işleri kral be. Oğlum yıllar oldu ben kutulu kitaplarını okuyalı. Benim bu arada bu konuda şeyim çok yüksek. Mevcut bilgim şeyden ötürü çok yüksek. Biz Ceren'le 6-6 yapıyoruz. Ya da böyle pazar günleri de korku oyunları falan oynuyoruz ya. Aynen sanatkar yaz bakalım. Bizde şey yüksek o yüzden şu anda. Biz indi aslında tam 6-6'lık film indi Mouth of Madness. Tabii inceledik onu biz bir yıl önce falan galiba. Öyle mi? Okey. Güzel film ben severim bu arada. Yani evet. Kategorisi evet. İçin iyi bir film. 15 kat daha güzel olabilecekken topu taca attıkları bir film. Benim üzüldüğüm yani, bir film açıkçası. Evet abi. Tabii sonu falan kötü bayağı. Ağzına yani... ışık ışık çıkıyor muydu? Şey muhabbeti kötü baya yani. O işte kitabın içine her şeyi ben yazdım ve yaratıklar oradan yani literally sayfayı yırtıp çıkartıyor ya yaratıkları. Aha. Kötü yani oraları baya kör göze parmak. Evet yani ama Carpenter reisini güzel bir şeyler denemiş ama azıcık daha denese belki böyle The Thing'e çok daha yaklaşacak bir klasik yazacakken falan gibi olmuş film yarısında. Ama sekansları çok nightmare fuel ya. Ya yolda falan giderlerken bisikletli çocuk falan korkunç baya oraları. Küçükken de çok rahatsız ederdi beni o sahneler. Ya işte bir o var aslında. Bir de şey güzel bir sahne. Sokağın karşısından. Ha evet onlar güzel. İşte onlar böyle bir uneasy veriyor ama ondan sonra onlar çok hızlı yaratıktan kovalamacaya dönüşüyor. Yani o bir nasıl söyleyeyim. Hani bazen şey oluyorum böyle. Arap sen de kutuluyu abartma. Hani bokunu çıkarıyorsun. Beslerken böyle. Kutuluyu çok içiyorsun abi sen. Aynen. Kutuluyu bol koy abi falan gibi oluyor birazcık. Evet ya. Ya bu yaz yani eğer işte bu yani bilmiyorum Covid mevzusu çözülecek gibi durmuyor. Rahatlamazsa uluslararası seyahat. Ben bayağı Türkiye turu yapmayı düşünüyorum. Göbeklitepe mesela dedik ya az önce mutlaka görmek lazım Göbeklitepe'yi yani. Tabii canım. Ama daha şu an hala çok şey değil. Rahat görülebilecek bir yapıda değil de. Yani belki ilerlemiştir bilmiyorum. Son baktığımda daha hala uğraşıyorlardı böyle. Ya tabii bu arada canım. Ben bir korku campaign oynatabilsem şu an herhangi bir rol yapma oyununda. Net Banko Göbeklitepe'de oynatırım ya. Çok çok iyi bir mekan, çok iyi bir zaman yani. Çok var yani, benim listemde öyle ya. Hiçbir şey değil. Bir tane şey bulacaksın alt tarafı biliyor musun? Bizimkiler oraya böyle bir arkeoloğun stajyeri olarak bir şey olarak gidecekler. Aa keşfedilmemiş bir tane oda bulacaklar veya bir gömüye düşecekler. Al başına belayı ondan sonrasını uzat dur.
Oğlum Anadolu'da bu arada çok iyi RPG settingleri var ya. Bak Mardin'den de çektim, mutlaka Mardin'e gitmem lazım. Mardin'de de güzel döner. Mardin çok başka bir kafa gerçekten. Orası da ya. Nemrut, Nemrut Dağı'na da çıkmak lazım. Sümele Manastırı'nı görmedim. Çok var abi benim listemde Türkiye'de görmediğim cool şeyler ya. Oğlum Türkiye'nin ben gerçekten şeyini beğeniyorum ya. Böyle yani ezoterik harabeleri çok evet. Fazla ya Türkiye'nin aslında. Çok. Oğlum Anadolu çünkü yani tarihinin önemli coğrafyalarından bir tanesi. Ha, korku yani edebiyatını başka ülkelere kaptırmış olmamız tümüyle bizim öküzlüğümüz yani. Başka hiçbir şey değil. Aynen. Bugün aynı şeyi ben söylüyordum. Cinli kasabalardan falan gerçekten de dabbe çıkartabiliyor olmamız çok üzücü ya. Abi çıka çıka dabbe çıkıyor ya bizden yani. Gerçekten nasıl bir kültürel yozlaşmaya maruz kalmış bu ülke. Bunun en büyük örneğidir. Abi zaten işte bilinmeyenlerle hani tamam korkutma standart bir parkur da ama bunu sabit aynı şeyi 20 farklı versiyonu hala aynı şekilde korkutmaya çalışmak da çalışmıyor be abi. Abi işte yani bu bir sürü gerçekten de hani şey figürü içinde, korku figürü içinde işte alık arısıdır bilmem nesidir falan bunların içinde sürekli cinlere bu kadar odaklanmamız çok tuhaf geliyor bana. Yani adam Elinoğlu Deccali Antichrist bir film yapıyor, figür yapıyor nasıl dedim. Biz Deccali'ye gitmek yapabildiğimiz şey cin. Oğlum yani. Bir şey anlatmıyoruz lan yani. Evet evet. Japonlar gazında yapıyor evet. Bir şey anlatıyor yani. Bir travma anlatıyor. Bir evet. Altyapı var, bir şey var. Yani Arthur efsanelerinden bayağı bildiğin Green Knight diye film yapıyor anasını satayım adamlar. Biz burada elimiz sikimizde yani, kusura bakmayın. Yok yok öyle izlerim, aynen öyle. Bence Türkiye'nin Cultural Victory'ye yakınlığı eli sikinli olarak tabir edilebilir. Aynen öyle abi. Ben diyorum zaten. Bırakalım bayağı olmuş abi. Da. Tabii tabii yani yok ben Türkiye'nin gerçekten zaten şey olduğunu düşünüyorum. Ne o küçük şehirler var arada işte elçi gönderiyorsun sana bonus veriyor. City State'iz biz yani. Evet evet. Evet, evet. Tabii tabii. Yani bak dünyanın en komik hikayelerinden birisidir. Arthurian efsaneleri arasında Green Knight en böyle büz hikayelerinden birisi falan galiba. Bunun üzerinden inanılmaz film yapabiliyorlar yani. Hani biz hala Dabbe 1, Dabbe 2, Dabbe Elektrik Bugalı, Dabbe Mehmet Ali Erbil geri dönüyor falan. Keşke Dabbe Elektrik Bugalı olsa bu arada. Bu arada Dabbe'den sonra bir de şeyler var. Siccin 1, Siccin 2'ler. Ha tabii. Sıçtım, sıçmadım, sen sıçtın falanlar yani. Mütevaz ya, saçmalık ya. Sinemalar kapanmadan önce her hafta fragmanlara bakıyordum ben yayınlarda. Her hafta banko bir tane oluyordu. Sıçtım, gömdüm, soktum. Random yani. Generator. Mesleki bir bilgi vereceğim bu konuyla ilgili. Bu hani şeyler vardı ya, kaçış evleri, kaçış odaları, evet. Zartlar zor. Ne oldu onlara? Tasarladım biliyor musunuz arkadaşlar? Benim gerçekten hani... Evet, evet. Abi iyi etmişsin bir game designer olarak. Bu arada yani bir saate bulmaca, oyuncu, performans ve zeka formülünü uygulanabilir kılmak bayağı bir challenge'miş yani, onu görüyorsun. Herkesin hani kafa yapısını... Ne oldu sonra? Sattı mı? Yok hayır yani şey çalıştığım yer vardı ondan sonra orada yani bir sürü oyun yaptık falan vesaire. Abi korku oyunu gerçekten hani Türkiye'de yani bu şey gibi nasıl korku filmleri işte Amerika'nın teenage slasher'ları varsa Türkiye'nin de cinleri var abi, anladın mı? Her şey ancin buncin yani ortada o şekilde. Yani kaçış evleri çok modaydı bir aralar ya, hala var mı? Nasıl korkuyorlar var ya, gir kayıtlar var yani. Yani dağ gibi adamların yerlere yıkıldığını, insanların bacaklarından aşağı ılık suların aktığını izledim ya. İnanılmaz. Aa o derece yani. Korkuttun. Helal olsun. Tabii tabii. Aklını çıkardık insanların ya. Yüreğine söküp geri taktık bazılarını. Ya ben bu arada isterdim korku evi tasarlamak ve şey yapmak. Çünkü ben de şeyi çok seviyorum. Korkuyla alakalı eser yazmayı ya da masaüstü rol yapmayı oynatıyorsam korku oyunu oynatmayı. Güzel bir tool. Sungur senle şöyle bir Anadolu Horror kısa film serisi mi çeksek ya? Oğlum benim bir öyle podcast yazısım var. Hatta bir iki tane küçük böyle yarım yamalak senaryo fikri karaladım bir yerlere. Ondan sonra dedim ki ben niye hala Türkçe içerik üretiyorum dedim ve bıraktım. Ya ben onu niye hala Türkçe içerik üretiyorum diye İngilizce bir şey yapmak lazım diye düşünüyorum. Ben ama geri dönüp dolaşıp bir şey giriyorum. Ben Türkçeyi seviyorum arkadaşlar. En sonunda buna gerçekten... Gönül rahatlığıyla kanaat getirdim yani. Dil olarak Türkçeyi çok seviyorum. Yani çok oynamaya müsait bir dil çünkü. Milletin çok yanlış bir şekilde eleştirdiği işte bu set etmek, handle etmek falan diye gömüyorlar ya. Ben mesela onu gerçekten Türkçenin müthiş bir zenginliği. Yani Türkçeyi çünkü çekiyorsun bir yere gidiyor hemen. Şey gibi değil, katı bir dil değil yani. Hemen araya bir şey sokuyorsun hemen adapte olabiliyor. Bak adapte olabiliyor. Anladın mı?
Yani çünkü bir şey olabiliyor, bir şey edebiliyor diye kurtarabiliyoruz ya çoğu şeyi. Uydur, sok, içeri sok hemen yani. Başka güzel bir dilden fonetik bir kelime mi aldın? Hemen içeri göm. Türkçe hemen kaldırıyor onu. Hiç kocunmuyor. Hayır yazdı, abi, hayır. Hayır abi, Göktürklerin kullandığı dili kullanmadığımız sürece yozlaşıyoruz demektir abi. Göktürklerin kullandığı dili kullanacağız. Kubarak, küberek filan diye konuşacağız. Köberek filan diyeceğiz birbirimize. Kubarak filan diyeceğiz. Sorry. That's my bad. Bu alabilsem onun içine göberek diyeceğiz birbirimize. Emerek memerek konuşacağız değil mi? Ha bilmiyorum, hiç Göktürklerin dilini de bilmiyorum. Göktürk varsa chatimizde kusura bakmasın. Alamıyor muyum tavukları ya? O çipin kulpa koyamıyor muyum? Kafese doğru kovalıyorum. Türkçemiz abi, Türkçe abi. Abi Türkçemiz abi. Bizim gemin abi ya. Abi Türkçemiz. Türkçemiz. Abi burada bir tane hikaye var. Art of Tricks'ın. Hikaye kapalıymış. Hayır Ozan, yapısında yüzlerce yabancı kelime olduğundan değil. Türkçe çünkü kuruluş itibariyle ki Atatürk'ün en büyük başarılarından bir tanesidir ki en büyük başarısıdır bence, ama şimdi bu kadar büyük konuşunca belki kafama çıkarlar. Bence evet. Türkçe dili halkın konuştuğu dil standartize edildiği için bu şekilde oluşturulmuş bir dildir. Osmanlı'nın saray çevresinde konuşulan Osmanlı Türkçesi değil, halk Türkçesi standartize edilip okullarda öğretildi. Bu sebepten dolayı bu dil modüler ve yapısal, çünkü ağız dilinden yazıya çevrildi. Bu dilin çok kolay öğrenilmesini ve çok, yani Türkiye Cumhuriyeti'nde okuma yazma oranlarının radikal bir şekilde fırlamasını sağlamakla beraber aynı zamanda dilin de uzun ömürlüğünü sağlıyor. Çünkü bak mesela İngilizce artık dünyanın geçerli dili ama biz İngilizce kelimeleri gayet rahat dilimize adapte edebiliyoruz. Çok doğru demine söyledin tarafta, abi. Demine tarafta gemi, ha şurada. Türkçenin kelime ek yapıları falan burada daha çok artık gözüme batıyor ya. Çok acayip yani. Bunları çözmesi Sharp falan bayağı bilmeyen biri için bulmaca gibi yani. Ya abi bak ben Türkçe öğrenmek konusunda şeyi anlamıyorum. Yani Türkçe ya öğrenen yabancılar da konuşur. Türkçemiz! İntikar Türkçe! Türkçemiz! İntikar Türkçe! Türkçemiz! Türkçe miyiz? Türkçe miyiz? Ay. Ay, evet. Arkadaşlar, ben gemiye bir tane tavuk getirdim. Bu tavuğun adı Katil. Bunu besleyeceğiz. Tamam. Tamam. Hakikaten küfesi tavuk getirmiş. Tanışın. Ne yapıyorsun? Film abi. Yok, walking talking. Almanca adapte olabilen bir dil değil ya. Ben de bilmiyorum Almancayı ama öyle gözükmüyor abi. Katil geldi, koş. Chat'te diyorlar ki, chat'te diyorlar ki Yiğitcan abi biz çok güzel bir konuya girmiştik. Güldük, eğlendik ama o konuya geri dönebilir miyiz diyorlar. Yok abi, zaten konu bitmişti. Bunu diyecektim abi. Şey diyecektim. Pardon, özür dilerim. Şunu diyecektim. Hatırladım şimdi. Türkçe çok konuşma dili ya. Yani çok çabuk güncelleniyor abi. Yani ben, geçen Tancılar'da da konuşuyorduk bizim programda. Kafa açmak tabirinin ben ömrüm boyunca 3 farklı anlamına falan denk gelmişimdir. Yani değişiyor yani. Zaman içerisinde. Nasıl? Yani... Dur, tam geriye dön abi. Ben dün beni ayarlamıştım ya. Neyse. Şey, gideceğimiz yönü söylüyorum sana. Ben bu arada iyice kendi kendime şey yapmaya başladım. Abi gideceğimiz yön South East. Hatta South. Ha, okuyorsun, doğru diyorsun. Bol bol evet, South, olur. Biraz East. Yiyebiliyor muyuz? Hatta South East ile South'un arası. Hayır, South by South East. tam tabirini sordum. South by South East abi gideceğimiz yer. Biraz manzara görsün diye koydum oraya biraz. Biraz yumuşasın diye mi? Evet evet, besleyeceğim şimdi ben onu. Çok rüzgar üstü ama ya. Biraz açıktan geçeceğiz. Tamam abim. Vallahi güzel yağma vurduk arkadaşlar bugün. Evet. Ben de bayağı iskelet öldürdüm. E katil. Şıpıdık şıpıdık. Bu nasıl yiyor bu? Nice. Ben Japonca'ya çok coşuyorum ya. Şu hayatta iki tane şeye çok üzülüyorum. Bir,
Hala Unity ve Unity'de kodlama öğrenemediğime, iki Japonca bilmediğime. Zaten bu ikisini öğrensem Japonlara hentai oyunu yapıp satmaya başlayacağım. Düşünsene Japon'a hentai satmak. Abi Japon'a hentai oyunu satmak bu arada çok iyi hamle ha. Hani Türkiye kebap yedirmek gibi bir şey yani. Ben size yine enteresan bir bilgi vereyim. Bak o, şimdi. Hani ha. Şeyin arcade kategorilerinde ya da böyle atıyorum mobil hani action kategorisi gibi şeylerde abi çok yüksek CPI'lerde adam alıyorsun. Yani cost per install dediğimiz hani kullanıcı başı maliyetimiz çok yüksek. Ama abi revenue share'i 1'e 12 dolar abi. Doğa. Japonya'da. Yani çok acayip rakamlar var. Çok pahalı pazar. Yani atıyorum hyper casual'da 10 cent adam alıyorsun da Japonya'da işte örnek veriyorum 1.5 doların altında adam alamazsın. Hyper casual'da bile. Ama 10 kat abi revenue generation. Sevdi mi in-app purchase yapıyor adam. Hah Japonya'da böyle yani hak mevcut, etmiş diyor. Mevcut abi, günümüzü diyor, doğuran onların gacha sistemi ya zaten. Tabii çok acayipler ya. Pachinko makineleri falan. Ya şeyler de öyle işte bu ya benim Japon dili edebiyat okumuş bir arkadaşım var o anlatıyor bana Tokyo falan mesela çok gidip geldi böyle. Ya mesela işte bu müzik grupları gene onların da K-popçular gibi çok böyle cinsiyetsiz böyle görünen abiler takılıyorlar ya orada. Aha. Hani çok böyle pürüzsüz bebek gibiler falan bilmem ne. Yani şey diyor orada cinsiyetsiz görünmeleri yaşlı kadın seviyesini daha çok kabul görüyormuş onlarda. Ve destek olabilmek için 3 bilet falan alıyormuş abi adamlar. Yani anladın mı? Konser boş abi herkes 5 bilet falan alıyormuş. Oha. Yani. Salak salak bir durum varmış orada. Şey Tuna South East'e kırsana tam. Tamamdır. South East'te ortada yani. Şeyde Türkiye'de oranla şu an. Hı? Yani çok az abi Türkiye'de yani 15 cent ya şöyle düşün. Yani 1 dolar harcıyorsun 15 kazanıyorsun. 15 cent kazanıyorsun. Çok iyi ya. Abi şey per mile çok düşük Türkiye'de. Yani sen burada dur. Revenue. Her 1000 gösterime revenue. Ama ya işte ya biz böyle tam şeyiz. Mesela Brezilya bizden daha iyi abi. Böyle garip bir durum var. Rusya, Amerika Brezilya bu tür konuları daha çok şey revenue generation yapıyor. Ya ben şey anlamıyorum mesela Türkiye'de işte mobil oyun geliştiricileri böyle bu türlü çakallıklar, milliyetçi darbeler ve abuk sabuk şeylerle böyle öttürüyorlar download için. Abi para kazanmıyor ki burada. Neyine evet, yapıyor onu anlamıyorum yani. Yapıyor işte oradan böyle Cüneyt Arkın style'a oyun yapıyor böyle. İşte 5 milyon download. Ya 5 milyon download o kadar yani. Anladın mı? İçi boş. Bir işe yaramıyor. Onu sonra birilerine kakalarım diye mi düşünüyor? Yoksa hiçbir vizyonu yok mu cidden? Bence yok abi yok adam yani... Zaten düz yok abi. Adam orada Cüneyt Arkın simulator yapıyor. Ha bak mesela böyle bir tane oyunla benzer bir oyunla karşılaşmıştım. Gene böyle haçlı doğrama oyunu tamam mı? Böyle... böyle işte Templar falan doğuruyoruz böyle tamam mı? Assassin's Creed'in ilk şeyi Amiga 500 beta versiyonu bir oyun böyle bir ödül için karşıma gelmişti. Biz de bir jürideyim bu arada. Şeyi sordum. Ya bütün oyun adam kesiyorsun tamam mı? Dedim sen burada ne anlatmak istiyorsun? İşte tarihimizi anlatıyorum falan işte Anadolu şöyle böyle falan. Bir şey soracağım dedim. Bizim tarihimiz dedim, sadece insanları kılıçtan geçirmek üzere mi dedim. Ya bu mu senin tarihin dedim. Ondan sonra. Ama abi işte şöyle falan bilmem ne böyle gevgev savunma yapmaya çalıştı. Ya dedim yok mu Birinci Dünya Savaşı'nda dedim. Atatürk'ün postacısının oyunu yapabilecek adam ya dedim bu ülkede. Anladın mı? Yani o cepheden bir cepheye iki tane kongre arasında mektubu götürecek ve bunun hikayesi anlatabilecek oyun geliştiricisi, hikayesi yapan adam yok mu diyorum. Aynen. Ondan sonra kayboluyorsun yani. Papers Please'in Mehmet Please versiyonu. Mehmet şunu Ankara'ya götürür müsün lütfen? Mehmet Please. Do. Çalışır ama yani. Tabii canım. Sonra böyle adam geliyor orada diyorum yani bütün tarihi adam öldürüyor üzerine galiba. Sonra abi. Güzel ülkemizdeki YouTuber'lar der ki yürüme simülasyonu yapmışlar abi. Grind var abi filan derler. Vuruş isteği değil mektupları yeterince vurarak taşıyamıyoruz filan derler. Mektupları yeterince yalayarak yapıştıramadık. Mektupları iyice içimizde hissedemiyoruz mektupları. Titreşmiyor mektuplar falan dediler yani. Ya da yaparlar abi. Long Dark'a rakip oyun derler. Ha yerli ve milli Death Stranding. Evet, bir şey diyeceğim. Oyun yani hikaye geliştirirken kültürümüzden faydalanıyorsak daha geniş bakmamız gerektiğine %100 katılıyorum ama tarih okurken mesela Türk kelimesini en çok sefer, savaş, işgal, kuşatma gibi kelimelerin yanında görüyorsun. Avrupa gezerken Türkler geliyor korkusu yapılmış en az 80 tane kale, kule
falan, duvarlı şehir falan var. Tabii. Yani o yüzden biraz ne bileyim yani onluk sistemi falan bu millet çıkartmış falan. O yüzden ben hani Türkiye tarih militarist bir tarihtir. Yanaşsan abi biraz. Burası mı adamın? Ha burası. Tamamdır. Biraz daha giriyorum. Abi biz arada gemi konuşuyoruz. Sen devam et. Löverim lafını diyeceğim. Estağfurullah. Ya Valletta'ya gittim abi, Malta'nın başkenti. Yani Malta başkenti. Malta bir tane şehir aslında. Birden fazla şehir gibi yapıyorlar da bu arada kesinlikle değil. Ya Valletta duvarlı şehir, niye işgal edilmiş? Osmanlı gelirse de inşa edilmiş abi. Yani Osmanlı çünkü gelmiş, bunların mevcut duvarlı şehirlerini biraz rahatsız etmiş. Ulan bir daha gelirse diye papalık parasıyla Valletta yapmışlar. Sırbistan'da da vardı o muhabbet. Yani. Var abi var. Avrupa'nın her yerinde aman Türkler geliyor. Oğlum Macaristan full. Ben anlatıyorum ya. Macaristan Ulusal Tarih Müzesi'nde heriflerin 300 sene Osmanlı işgaline dair bir alan yok. Yani herifi Sovyetler işgal etmiş. 10 sene 2 oda ayırmışlar. Naziler işgal etmiş. 2 sene 1 oda ayırmışlar. 300 sene Osmanlı işgal etmiş. Hiç yok. Bir tane ama paşanın fotoğrafı var duvarda. Şu kale niye yapıldı? Osmanlılar gelirse diye yaptık abi. Oğlum çok büyük travmayız lan biz yani Avrupa'da. İnsan bunu görünce ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Lan? Ne oluyor? Gemiye döndüm ben. Yo, aa. Allah Allah. Neyse. Avrupa'da çok büyük travmayız hakikaten. Yani şey Londra'da hissetmiyorsun tabii bunu da. Bir at koşumu mesafesindeki Avrupa şehirlerine gittiğin zaman şeyi hissediyorsun. Aa bayağı hakikaten yani set çekemeyen herkesin bayağı morali bozulmuş burada hani. Evet, ciddiler evet. Seti çekmiş. Kafa rahat. Duvarları çekemeyen geçmiş. Herkesin morali bayağı bozuk yani. Yok öyle abi yani çok şey belirgin bir militaristik kanat var Türkiye tarihi okuyunca. Ben zaten Türkiye bundan bir tık gurur duyuyorum abi. Gittim orada Macarların koca müzesini gezdik. Türkler yokmuş gibi davranmaya çalışmışlar ya. Bir böyle bozuldum. Sonra da dedim ki yani. Ya abi bak ben bunu Protobanyo Malta'ya gitti. Protobanyo videosunda aynısını söylemiştim. Bir parçam şey oldu. Ulan yani ya insan kendini tanımladığı etnik kimliği, tarih arasında arada böyle bir sanatla sepette de görmek istiyor. Ona bir buruluyorum hani ince. Ama bir yandan da içimden bir parça ya taraftar tribün çıkıyor ve şey diyor lan 500 sene önce nasıl koyduysak hala anlatıyorlar. Aynen abi aynen ya. Üf, çok istedi insan ya gerçekten. İçimden öyle bir toksik tarafta çıkıyor yani yalan olmasın. Ya abi bir şey söyleyeyim bak ben Macaristan'da şeyi çok hissettim. Heriflerin National Müzesi'ni geziyoruz. O abi bir saat, bir buçuk saat gezdik. Neyi fark ettim biliyor musun? Biz, kimse kusura bakmasın, fetihler ve zaferler tarihiyle büyümüşüz yani. Tamam mı? Hmm. Okulumuzda. Türkler şuraya girdi, 1000 kişi girdi, 10.000 kişi falan diye böyle. Full tarihimiz bizim böyle ya, biz böyle şeyiz yani. Giriyor, çıkıyor, dağılıyor, ayrılıyor, kopuyor, giriyor, bir şeyler böyle olaylar var anladın mı? Oraya giriyor Türkler, onu fethediyor. Onunla kavga ediyor, işte ölüyorlar, bölünüyorlar, bilmem ne oluyor falan. Allah. 1000 tane olay. Macaristan'ın tarihi şöyle geçiyor abi koca müzelerinde. Önce Moğollar fethetti bizi. Sonra Türkler fethetti. Sonra biz bir süre bağımsız gibiydik ama sonra o da çok uzun sürmedi. Sonra şunlar fethetti. Sonra Habsburglara yanladık. Sonra şu fethetti, sonra bu fethetti. İşte sonra da bağımsızlığımızı falan ilan ettik şimdi falan gibi böyle bir... Lan git. Ya ne bileyim. Bir iki tane de şehir devleti alsaymışsın en azından böyle kuş gibi geçirmişsin. 5000 yılını yani sende. Öyle. Abi, ruhunu geri taktım abi sana. Sağ ol canım ya eyvallah. Vallahi kaçamadım ya yavşaklardan. Tam döveceğim. Bomba ama şey yok mu o tarihin içerisinde abi? Tamam ya yani ona... O bizi fethetti, bu bizi fethetti ama şuraya da güzel duvar yaptık. Yok lan. Macaristan'da arada... yok abi ya. Üzüldüm ben bir tık. Ha Macaristan için biliyorsun. Ha ben yok, onlar yok. İçin söylüyorum. Yok ben Tuna'ya dedim. Türk şeyde. Çünkü abi ben gezip tozdukça anlıyorum ki bizim grup insanlar iş yani taş iş ustalığında yoklar ha. Yani net hani Gürcistan'a gidiyorsun, Ermenistan'a gidiyorsun. Wow, ulan neler yapmışlar. Fransa vay alttan çıkan taşları neler çıkartmışlar. Ulan Malta'ya bile valette yapmış. İtalya neler yapmış. Biz çok şeyci değiliz ya. Çünkü yani kafanın bir yerinde hep bir yörüklük kalmış bizde. Anladın mı? Belki gideriz buradan anladın mı? Hani buraya şimdi duvar çekmeye çok gerek yok. Gerek belki. Yok değil mi? Belki toplarız obaya gideriz yani anladın mı? Kafanın bir kenarında hep o var. Chicken coop bulan var mı arada? Chicken coop bulan var mı kafes? Yok. Nazo'yu arkadaş buldum. Bul. Nazo mu koydun isminde? Evet ama arkadaş yok. Ona bir tane kafes bulursanız söyleyeyim. Arkadaş alacağım ona.
Yok, Çakma Sokrat, vurulan prens Macaristan'ın Bizantin prensi değil, o Avusturya Habsburg ailesinden bir prens, o da genelde Avusturya bazlı gözüküyor. Ama Macaristan'a ait bir kültürel değer değil yani Franz Ferdinand. Mesela şey, yani bu Türkoloji bölümleri falan da var ya, mesela bu şeylerin Polonya'da falan da var böyle hani. Aha. Macaristan'da bilmiyorum, kurulmuş Türkoloji, evet, Macarların Türk olduğunu ispatlamak adına kurulmuş. Millet şey diyor yani, Macarlar Türk abi falan gibi inanılmaz böyle bir muhabbet var. Türkoloji bölümünü kendilerinin Türk olduğunu olmadığını ispat etmek için kurmuşlar. Kötü travma olmuşuz abi, ben bir tık üzüldüm. Yani içip içip dövmüşüz gibi biraz Macarları. Abi işte benim de ev arkadaşım vardı, Polonyalılar geldiler, Türkoloji okuyorlar. Ya arkadaş. Abi! Buna evet ben onlarda, ay biliyorum ya. Abi arkadaşın adı Piotr değildir değil mi? Yok ama yani o biliyorsun İstanbul Üniversitesi. Evet Türkoloji, abi. Erasmus'a bir... gelen gençler. Sen abi, de çektin değil mi onlardan? Evet abi. Onlar bir tuhaf oluyorlar. Ben evet yani. Neyse Piotr olmadığına sevindim. Abi yani çok kötü. Yani şey wow. Yani neden işgal edildiklerini anladım ben 1940'larda. Yani adamlar. Ben sana söyleyeyim abi, yani. Bir şey diyeyim mi? Onlar mal yani bayağı. Neyse şimdi. Ben konuşmayayım. Hadi hadi yani. Artık tamam, ırkçılığa da gerek yok. Hadi. Ay ırkçılık değil abi. Tamam. O kadar işe yaramaz bir ırk var ki. Bak şimdi ırkçılık değil, o kadar işe yaramaz bir ırk dedi ya adam. Hayır, hayır. Abi adama laf anlatamıyorsun evet, abi. Yani... Anlatamıyorsun abi evet bu okay. arada. Oğlum birer Polonyalı'ya tanışmışsınız. Ne diyorsunuz, manyak mısınız siz? Aa. Ya bak işte tamam onu geçtim. Polonyalı abi ki Türkler Araplar çok abi. Anlayışlıdır mesela. Evet bak Araplar. Aa SCV'ler rahatsız oldu abi, şimdi bak. Oğlum bak Türkiye'de kolay abi, adama dayak atıyorsun, dayak yiyorsun ve bu problem çözülüyor abi. Orada öyle bir şey yok anladın mı? O çok büyük sıkıntı. Ne? Turna ne? Böyle bir şey değil abi, böyle gayet normal abi. Aa ne oldu lan bana? Ne oldu lan? Suya takıldım açık. Hayır chat şaka yapıyorum chat ya. Tabii ki de random isim söyledim yani. Anlayın siz de biraz espriyi. En son Polonyalılardan kim bu kadar nefretle bahsetmişti biliyorsunuz değil mi? Ya sikim ya sana şimdi öldürdün mü? Bu kardeşim ben tarihi bir gerçek hatırlatıyorum yani burada. Abi adam yani ben gerçekten çok çektim ya. Adolf Hitler'in şey lafını mı söyleyeceksiniz şimdi? Bir gün öldürmediğim her Polonyalı için bana küfredeceksiniz. Ya işte bak şöyle saçını yıkarsın. Duşun içerisindeki saçını alırsın, atarsın değil mi? Yani hani bu gayet abi. Normal insani temizlik düstürüyle alakalı bir durumdur. Okay. Bunların saçları sarışın oldukları için görmüyorlar artık. İyi niyetle bakıyorum olaya, anladın mı? Yani, tamam sarışın, görünmüyor yani anladın mı? İncecik sapsarı saçlara görünmüyor duşta. Abi aldım, topladım saçları, şampuan içine tıktım. Kapağını açtı, üzerlerine fışkırıyordu saçları. Anca öyle öğretebildim abi adama yani. Sanki bunu bütün millete yaymamalıyız ama... ama yok arkadaşı geliyor. Yani o sonuçta oradan bir blok öğrenci geldi abi. Hanım bu adam 30 kişi benim evimde parti veriyorlardı. Ve yok abi yani hiçbir şekilde iletişim kanalı kuramıyorsun. Abi şey yapıyor. Geliyor ya çöpünü kaldırır mısın diyorum. Tamam olur kaldırırım diyor. Yemeğini yiyor. Çöpünü bırakıyor da iyi geceler deyip gidiyor abi adam. Ne yapayım abi adama karşı yani? Abi belki adam hani kalitesiz bir insan olduğu için Polonya'dan çıkmak zorunda kalmış. Öyle bakalım. Hani belki Polonya'da da sevmiyorlardı bunu. Hani falan. Ha abi kalitesiz numunelerini Türkiye'ye göndermişler gibi diyorsun. Ha böyle kalitelileri mesela Oxford'a gidiyor falan aldın mı? Abi bilemiyorum ya. Bilemiyorum ya. Yani. Çok kötü abi. Valla ben buraya geldim. Ben mutlu olduğum şey. Simba'yla çok rahat gezmem tamam. Herkes bayılıyor böyle. Sokakta gören kimse korkmuyor. Çocuklar sarılıyor falan. İlk korkan kim oldu abi? Tabii ki bir Türk oldu yani şimdi. Ha. Höstü yani. Değil mi? Aa bak onu söyleyeyim mi? Korktu bağırıyor böyle bir şeyler küfür ediyor falan yani. Ben dedim neyse burada relax durumdayım ya. Çok da umurumda edip uzaklaştım yani. Umurumda olmadı. Abi saçma. Çok net bir şey söyleyeceğim bak. 5. senem olacak Avrupa'da yaşayalı. 5 senedir bana özellikle Yunanistan'da yaşadığımı öğrenince çok soruyorlardı. İşte orada Türklere karşı şey var mı abi, bir şey var mı falan. Hiç yok Yunanistan'da. Geberiyorlar Türklere, çok seviyorlar. Halk seviyesinde. Medya ve hükümet seviyesinde kesinlikle değil ama halk seviyesinde çok coşuluyor. Ben ama dünyada bana sorun, Türkiye en çok ırkçılık yapan millet nedir? Türk. Açık ara. Türkiye Türk kadar gömen bir başka ırk, etnisite, insan grubu görmedim. Ama 3'ten fazla Türkiye'li toplandığı zaman Türkiye gömülüyor. Hemen yani hemen. Yani şu an mesela. Mesela evet.
Polonyalı gömmemizden evet, gayet yine haklıyım iyi. Bu konuda. Yine gömerim yani. Hiç şey yok, yok. Evet evet yok. Ben de haksızın demiyorum zaten. Türkiye'deki hayvanım falan eyvallah. Ama yani bu da bir tespitim olarak paylaşmak istedim. Bir şey diyeyim mi? Bu konuda ben şaka bir yana şöyle bir şey anladım. Gömmek de değil. Hep sorun konuşuyoruz ya. Mesela burada ben çok alakasız işte masada Singapurlu'nun ne bileyim bir Amerikalı'nın falan olduğu bir masaya oturdum. Yok abi kimse hiçbir sorun konuşmadı. Yani herkesin ülkesinde sorun var. Çok güzel muhabbet edildi ve kalkıldı. 3-4 Türk yere gelmiş. Sorun konuşuyorsun abi. Yok çünkü. Çıkamıyorsun. Oğlum. Neden benim başıma bir kere çok soğuk ne geldi biliyor musunuz? İngiltere'de Cambridge'deyiz Ceren'le. Ceren sunum yapmıştı. Yaptı işte sunumu falan. Orada bir grup İngiliz'le beraber şeye gittik. Pub'a gittik tamam mı? Yani herifler diyor ki bak kardeşim cider'ın iyisi budur, biranın iyisi budur. İçiriyorlar bizi muhabbet, sohbet falan. Biz de soruyoruz ne diyorsunuz bu Brexit ne olacak? İşte bizim ülkede de işte ne bileyim şey var. Referandum var falan filan. Bir konuştuk, iki konuştuk, üçüncü de İngiliz çocuk demez mi? Ya biz bu arada pub'larda siyaset politika konuşmayız. Gel konuyu değiştirelim diye. Aa. İşte abi. Bunu yani göt gibi kaldım. İyi dedim abi falan. Sonra Pathfinder konuştuk 5,5 saat. Abi ben tertemiz abi. Geçen Reddit'te çok güzel bir subreddit var. Global Talk diye. İnsanlar böyle kendi kültürlerinden bir şeyi merak edip yani kendi kültürlerinden bir şey türetip başka kültürlerdeki insanlara soruyorlar. Geçen gün biri şeyi sormuş. Ya demiş ki işte ben Amerikalıyım. Amerika'nın biliyorsunuz anayasasında şey yazıyor ya. Hani life, liberty and the pursuit of happiness. Evet. Yani insana tanınmış temel haklar olarak hayat, özgürlük ve mutluluk kovalama, mutluluk şeyi arayışı diye bir not düşmüşler. Hani bizim kültürümüzde mutlu olmak çok önemli. İşte nasıl mutlu olunur? Hani bütün bu self help, self care bir şeyleri var ya bunların. Aman aman böyle aman mutlu olun işte on adında mutlu olun, mutsuzluğunuzu yenin falan. Sizin kültürünüzde mutluluğa nasıl bakılıyor diye sormuş. Tamam farklı insanlar yazmışlar işte bizde de çok mutluluk övülür. Ve ben oturup düşündüm. Bizde kesinlikle mutluluk bir insanın hayatından beklenmesi gereken top 3 arasında değil. Bak aa, bir de oğlum, sağlık bizde var. Mutlu çok olduğunu net falan gösterirsen linç ediliyorsun. Göstermemen lazım. Aynen öyle abi göstermemen lazım. Bizde ayıptır mutlu olur. Mutluysan mesela biri sana nasıl olduğunu sorduğu zaman şey demen çok iyiyim abi diyemezsin. İyi abi idare ediyoruz dersin. İdare çok ediyoruz şükür. Evet aynen çok abi. Şükür falan dersin yani böyle anladın mı? İyi olduğun zaman direkt şey olur. Vay be iyi demek orospu çocuğuna ben değilim ama. Aynen aynen. Geçen Pelin'i linçlediler öyle gördünüz mü? Dolarla diyelim. Alakalı birisi bir şey yazmış. Bu da böyle ama boş verin doları oynayalım falan gibi bir klip atmış böyle. O 500 quotation böyle. Dolar kazanıyorsun çünkü falan demiş. Aynen aynen. Biz tabii sizin gibi bebelerin cebinden para almıyoruz. Kusura bakmayın falan diye. Yani gerçekten hani mutluyum diye de linci niye? Tertemiz ülke. Şu Kızıloğlu'nun Ferrari hikayesi geliyor aklıma ya. Şu orospu çocuğuna bak diye böyle yönden geçerken var onun bir hikayesi. Ne olmuyor? Ya Ferrari test sürüşüne ne çıkmış bu bir yerde. Nasıl mutluyum ama diyor böyle yüzüm gülüyor falan anlatıyor. Tabii sokaktaki herkes şey, şu orospu çocuğuna bak Ferrari'ye biniyor diye. Herkes dişini kazıyordu diye. Öyle yani. Ya senin mutlu anın başkası için mutsuz bir an yani. O yüzden her türlü yüzsün. Öyle ama abi zaten bizde otomatikman mutluluk başka birinden çalınmış gibi oluyor. Yani şey gibi anladın mı? Hani sen kimin sırtından mutlu oluyorsun ya şu an? Falan öyle bir hava var anladın mı? Hani sen birini mutsuz ettin bu mutluluğunla. Yani mesela bir tersi olarak da mesela, bak bizde mesela bir numarada sağlığın olduğunu yani her şeyin başı sağlık diye bir lafımız var zaten. Bir o. İkincisi ama mesela bir mutsuzluk falan bir şey dediğinizde insanlar sana sağlıklı olduğunu hatırlatarak seni mutlu etmeye çalışıyorlar ya. Hani, ya ne olacak ya işte sağlığın yerinde aç değilsin açık da değilsin. Ayağın tutuyor falan. Ayağın tutuyor yani falan. Başın üzerine bir çatı var. Ayağın tutuyor. Aynen abi yürüyebildiğim için teşekkür ederim. Ya ben şeyden bazen utanmaya başladım arada geçen Sungur'a da söyledim şey yapamıyorum böyle nasıl gidiyor diyorlar. He. Her şey o kadar iyi ki benim için şu anda. Diyemezsin abi, işte. Ama onu. Diyemiyorum ya iyi abi falan böyle sessiz kalıyor. Çok şükür kalıyorum. Abi idare eder abi. Şey filan de abi bize de burada ırkçılık yapıyorlar abi dövüyorlar abi. Eli zincirli Almanlar dövüyor bizi filan de. En çok şey de abi ne derler. Ya kardeşim işte yine de insanın şeyi ne derler kendi memleketi yani kendi dili falan da böyle. Kendi dili gibi konuşmak gibi olmuyor abi. Memnunuz ama özlüyoruz tabii be abi yani şimdi yani. Döner özledim falan diyorum ya. Öyle bakkala koştum. Gidiyorum abi bakkal bana Lebensraum diyor yani anlayamıyoruz ki abi tabii şimdi. Lebensraum demiyordur da. Oğlum herkes de İngilizce konuşuyor o da yemiyor ki. O da yemiyor ben, Allah pardon Almanca bilmediğimi tekrar söylüyorum. Daha önce söylemiştim de bilmiyorum yani Almanca ne demek o. Hayır ama hep sürekli yani Nazi söylemlerini biliyorsun Almanca sadece bu benim dikkatimi nereden çekiyor. Nereden bileyim abi sanki önümde şey mi var anasını satayım? Mein Kampf mı var önümde şu anda sanki? Bilmiyorum ki. Olabilir.
Çok iyi abi. Kavga. Muhtemelen var şu an ölümde. Yok abi. Yok, Lebensraum dedi, yaşama alanı. Evet dedim, evet, yaşama alanı dedim. Hitler'in Avrupa'daki Almanları, Almanlar için evet, evet, Avrupa'yı fethetme hayali. Tabii tabii. Aynen. Final Solution'ın falan da Almancasını biliyordur bu. Böyle bir adam çünkü. Sungur onu dedin ya, gideceğim. Final Solution'ın konuşulduğunu bilindiği tek yer olan Wannsee konferansının mekanına gideceğim. Hatta sizinle konuştuk, beraber gidelim falan diye. Abi çok söyleyeyim. İlginç değil mi ya? Hadi bir odaya toplanalım ve bir grup insanın soyunu nasıl kıracağımızı ciddi ciddi çay kahve eşliğinde konuşalım. Hmm. The government yani. Abi o, ben onu araştırdım. Şöyleymiş o abi. Final çarşamba, her çarşamba Münih'in bir kahvesinde komisyon toplantısı adını verdiğimiz toplantılar vardı. Ayrıca haftada iki kere de hemen hemen aynı adamlarla toplanıyorduk. Bunun için küçük partimizin dar çevresini açtık. Neyse. Pardon. Sen bayağı Mein Kampf okuyorsun. Yok. Al işte. Kesin yani elinde önünde var şu an yani. Ya var 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 zaten şey, izleyicilerinden biri yollamıştı. diye aldık kanka. Arkadaşlar, arkadaşlar. Okudu, sonra diyor ki oğlum diyor, bu Hitler gerizekalıymış lan diyor. kitabın diyor, oğlum kitabın yarısına kadar bağırdı bağırdı diyor Yahudi diye. Ondan sonra şey anlatmaya başladı. Yok işte şunun evet, şu evet, kalem müdürü Adolf az elma yiyordu. Şu şunun karısını aldatıyordu. Evet, şu zaten evet, evet, bir acıdır. oğlum yani Hitler gerçekten bir red pillci değil mi ya? Red pillci, black pillci gibi bir şey değil mi çok yani? Sert, çok tabii sert yani. Red pillci. Normal red pillci de değil yani. Bayağı böyle black forumlara yazan işte, red pillci falan. Black pillci değil abi. Çünkü yani bayağı şey gibi dertleri var. Yani bilmiyorum abi, insel falan da olabilirdi herhalde şey olsaydı. Bayağı bildiğim. Ama embesil olmuş. Arkadaşlar adanın, bakınız. He. Adanın güneydoğu tarafında bir şey olması lazım. Skull Summoning Totem. Adanın güneydoğusunun, affedersin, içinden geçtim. Böyle bir şey bulamadım. Bakalım, ulan var mı? Bakalım. Kuru kafa totemi. Yani şey, sen buldun skull diye çıktı dedi. Ben de daha gemiye geldim o yüzden. Yo. Arkadaşlar o kelimeyi birisine söylemek işte yasak. O kelimeyi şey yapmak yasak değil. Hangi kelime abi? Acaba denize doğru bir yerde mi? Ancan beni adaya doğru fırlatsana, topun içine girdim ben. Atayım abi. Dur. Atayım abi, yok Twitch'te insanlara insel falan demeyi yasakladılar. Atıyorum. Da ben insel deyince korkuyorlar bunlar da şey diyor. İnseli kim kime demeyi yasakladı anlamadım. Abi yasaklamadık. Birisine ya yani şahsa yönelik olarak Twitch'te bunu bu kelimeyi söyleyemiyorsun. Niye? Simp de diyemiyorsun. İfade özgürlüğümüz ne olacak? Simp de diyemiyorsun. Yani işte hakaret olduğu için simp de diyemiyorsun. Derogatory bir terim olduğu için. Ama yani ben hani bu terimle ilgili... Deniyor filan diyebiliyor musun? Geri zekalı diyebiliyor musun? Diyebiliyorsun herhalde. Çünkü Türkiye yönetimiyle alakalı bir şey olmadığı için. Twitch'in Türkiye yönetimi mi var? İşte yani zaten şaka o. Ay bitmedi bunun da kuru kafası şeyi. Ne arıyordun abi? Duruyor. Abi adanın güneydoğu tarafında Skull Summoning Totem. Kuru kafa şeklinde bir şey görürseniz haber verin. Ya da işte hazine orada, hazineyi bulun yani. Güneydoğu dedin değil mi? Güneydoğu. Ben gezdim güneydoğusunda bir şey bulamadım. Transfobik raidler yaparsınız, hiçbir şey demezler. Gidersiniz küçük kızların videolarını izlersiniz, dalga geçersiniz onlarla, kitlenizi yönlendirirsiniz, buna da bir şey demezler arkadaşlar. Rahat olun. Bunu yapabilirsiniz Twitch'te. Böyle bir şey. Twitch Türkiye herhalde Türkiye'deki heyecanın Türkiye yayın yaptığının farkında abi, öyle bir şey var. Hani o konuda beklentiyi çok da arttırmamak lazım. Çok kötü bir yer Twitch Türkiye. Twitch global de iyi değil de yani. Yani Twitch Türkiye çünkü şeyin de farkında yani. Ya bu yayıncıları kim izliyor? Kendi gibi insanlar izliyor. Evet tamam. Ya ben sahneye çıkmayı özledim arkadaşlar ya. Vay be. Vay be. Ben unuttum bile. Ne yapıyorduk, neresi gidiyorduk? Hakikaten bu arada bu yaz böyle bir kalları. Buldun mu? Sahne formatı evet, falan ne yaparız, aşağıdan mı şey yaparsın düşünüyorum. Abi. Dur söyleyeceğim. Orada şimdi abi eline pusulayı al. Pusulaya bak. West by Southwest'e 6 adım yürüyüp kaz. Buldun mu sen şeyi? He? West by Tuna Southwest. Bulmuş. Ha? 6 adım. Aynen. Şu cihana. Ya Emre öyle diyorsun da çok çok özledim yani. Yapacak bir şey yok.
Çok seviyorum ben sahneye çıkma, insanlar önünde olmayı falan. Buldun mu? Var değil o zaman ya, burada değil o zaman. Bakayım, geliyorum yanına şu an. Biraz da ben de geleceğim herhalde ama bakalım. Neredesin hani ya? Orman da çok sık burada. Ha. Nerede skull totem? Aa ulan. Ha. Ha. Bu mu acaba skull summoning totem? Balığı alamıyorum çünkü şeyiz lan. Inventörümde her yok. Okay. Ha buldum ha. Ya. Tamam. Süpersin. Tamam. Toparladık. Of sen kazmaya devam et. Adam çıkıyor. Dur bir şey oldu. Arka taraf. Geliyorum ben de yardıma. Bir şey olursa diye. Bayağı adam çıktı ha. Tamam. Buna yakaladık. Geldim ben de, biri gelirse saplarız. Sinema gitmeyi özlemedim ben Dadaloran. Abi Godzilla vs Kong ya. IMAX ya, inanılmaz. Yani film tam beni IMAX'te izleyin diye bağırıyor ya. Oo. O bir daha girer kesin bir noktada ya, açılınca. Abi. Ha zaten bu arada 5 kere gelsin 5 kere giderim IMAX'te. Kesin çıkar. Arkadaşlar adayı iyice gezdik mi? Başka treasure chest bulduk mu? Bir tane daha bulduk galiba. Ben bir tane tek başına ruby buldum. Onu götürdüm. Aynen. Yemek, memek, tahta falan, onları da almak Allah lazım. Allah. Bu arada şey, gemi full tahta, top, tüfek şey dolu ha. Evet, evet. Dolu. Bu arada son şeyimiz ha. Bundan sonra outpost'a gidip satıyoruz bütün topladıklarımızı. Nice. Ya Godzilla ya. Godzilla vs Kong hakikaten büyük ekranda izleyemediğim için o kadar mutsuzum ki. Yine de iyiydi yani. Kim kazanıyor abi? Tahmin et. Godzilla. Yani maymun değil. maymun bir ara çok sertçe bokunu atar gibi oluyor, sonra onu da atamıyor ama. Oya. Onun o, bir şey söylüyorlardı. Ona neye göre karar veriyorlar abi stüdyolarda? Yani ya, berabere biter diye düşünüyordum ben bir şekilde. Ben de öyle düşünüyordum. Başka düşmana girerler. Aynen aynen. Neye göre karar veriyorlar onu arkadaşlar? Bu filmde Godzilla'da işte Kong yenilecek ya da kazanacak diye. Godzilla yani, mı yani? Abi işte. Hayır abi, şeye bakıyorlar. Kazanan Godzilla mı değil mi diye bakıyorlar. Kazanan Godzilla değilse Godzilla yapıyorlar. Onun franchise olan Godzilla yani. Godzilla bunun Superman, Batman hepsini toplamış da yani şey. Öyle kusura bakmasın, kötü boklu maymun falan kazanamaz yani. King Kong'u oraya ha bayağı şey diye çıkartıyorlar yani, öyle mi? Evet, ya öyle King Kong mi? Biraz şey gibi yani böyle. Niyeyse acayip Kongcu bir tayfa vardı yani, ben de anlamadım. Mazlumun, garibanın, gerizekalı maymunun yanında olan bir tayfa var böyle, anladın mı? Bayağı kakasını falan yiyor hayvan yani. Anladım, bunun yanında hani böyle bir hani seyirci sempati duysun falan tarzı. Biraz da insana benziyor ya. Çok insansı yapmışlar Kong'u bu arada. Sempatik yapmışlar cidden. Ben bu filmde Kong'u sevdim mesela. Kötü boklu maymunun ötesine geçmiş biraz. Film Kong'un tarafını tutuyor çok net diyorlar. Tabii Kong'un tarafını tutuyor da. Yani hani şey gibi bu. BVS'de bu arada işte yatay bakışta da konuşacağız zaten de. Kong vs. Godzilla izlediğim en iyi BVS filmi. Yani resmen şey, Zack Snyder gel de BVS'yi nasıl yapılacağını öğren yani, anladın mı? Peki Godzilla nasıl yeniyor madem Kong? Abi çok sertçe bir vuruyor Kong'a. Kong diyor ki tamam abi pes diyor. Bu kadar. Yani ne olacak ki çünkü? Yeterince sert vurdun her şeyi dövebilirsin. Yani nasıl dövecek ki? Ağzına çok sıkıca vuruyor. Sonra ağzına sıkıca vurup ağzına bağırıyor. diyor. Ama Kong da delikanlı çocuk. Kong da delikanlı. Kong da diyor da geri bağırıyor. Godzilla diyor ki aslında. Delikanlı maymunmuşsun diyor. Biraz daha büyük bağırayım deyip maviyi sarıya kırmızıya çevirip ateş çıkartmıyor mu ağzını? Yok. Bir tek direkt maviyi veriyor. East'e gideceğiz bu arada. East. Okay. Şey yapıyorlar ya, çok güzel. Yani böyle ya, bu arada şeyi çok beğendim filmde. Yaratıklar maratıklar bayağı kaşıyla gözüyle mimiyle konuşuyorlar birbirleriyle. Hani böyle artık CGI o kadar gelişmiş ki Kong'la Godzilla'nın bakışından şeyi takip ediyorsun. Oo sinirlendi şimdi, pist alacak. Oo işte bak o hareketini beğendi şimdi. Oo ona bakıyor falan. Hani Transformers'da yapamadıklarını, BVS'de yapamadıklarını Godzilla vs. Kong'da yapmışlar yani. İzlenir mi yani? Yok. Hayır. Harbiden mi? Bak, ya abi yani ayı dövüşü seviyorsam. Tabii yani ayı dövüşü seviyorsam. Anladın mı? Ayı dövüşü seviyorsan izlenir. Benim gibi bu işlerin meraklısıysan aşırı keyifli bir film de. Hani
izleyelim mi diye soran hiç kimseye ben bu filmi izleyin demem yani. Yok yok. Ediyorum bu arada öyle. O zaman izle. Tamam lan. Lazer falan böyle. Aa işte oğlum kayıcı dövüşü seviyorsan Godzilla Kong dövüşü gerçekten sinemadaki en iyi kayıcı dövüşü şu anda net. Ha, tamam işte aynen onu soruyorum sana. Tamam tamam. Severim. Ya çünkü mesela ben şeyi çok okuyayım. Pacific Rim'de bayağı tankeri alıp da böyle adamın yaratım işlerini vuruyor ağzına. Pacific Rim'i, bak Pacific Rim'i en sonunda birisi geçmiş. Şey iyi değildi. Kong vs. yok pardon. Godzilla King of Monsters miydi neydi o? Bir tane şey var ya. Aha. O iyi değildi abi. Onu yapamamışlardı. Pacific Rim'de mesela tankerden kılıç yapıyor ya abi. Ben çok coşuyorum öyle şeylere. Aa Kong'un da balta gibi bir şey vardı değil mi? Bir şey var var. Yani. Babasından kalma baltayı alıyor. Beylik baltayı alıyor. Yemin ediyorum oğlum inanılmaz ya. Peki Instagram şey, nasıl? Bir şey diyeceğim. Önümüzdeki adaya gidiyoruz değil mi? Aynen. O adaya bir gemi geliyor bu arada solda. Aa hadi sikelim. Okey. Nerede? Oğlum çok az iğnemiz var ama. Yani dikkatli olmak lazım. O zaman satıp dalalım. Abi. Ya bir şey olur döveriz ya. Oğlum adaya yanaştığımızda herifler bize saldırabilir bu arada. Ada safe haven falan değil, saldırabiliyorlar. O yüzden gemide birinin kalması lazım mutlaka. Ben kalırım da. Abi bir dakika, o senin gemi dediğin hayaletli gemi, o bize gelmez. Gelmez mi? Hayaletli mi o? Yani şöyle, mavi parlayanlar hayaletli abi. Sarı parlamıyor onlar, mavi parlıyor yanlış görünüyorsan. Evet o hayaletli aynen, mavi parlıyor. Peki yine insan hikayesini bomboş mu yazmışlar? Herkes ölüyor mu? Abicim artık bu Mimi Bolivu Brown mı nedir o kızın ismi ya? Bu kız yani kimsenin de kariyerini oynamak istemiyorum ama sen ne boş bir karaktersin ya. Yine bu kız bu filmde var. Yine duygulu kayıcılara bakıyor. Karakter yazamadılar sana. Ya ben ama bu artık bu kızı hep sürekli böyle boş rollerde görmekten sıkıldım ya. Bir şey diyeceğim. Peki... Boş rol mü var? Çağır Bobby Brown'u. Bobby Brown bakıyor öyle bomboş bakıyor oraya buraya. Peki ve dakikalarca yani Kong, çık git. Kong Skull Island'lar falan izlenmeli mi yani onlar? Abi Kong Skull Island bir sebepten ötürü izlersin. Çok güzel bir kadın var o filmde o kadar. Onun dışında o çok kadar. Boş bir film. Keyifsiz bir kayıcı filmi o. Ya açın Shin Godzilla izleyin ya canavar gibi film. Ya Shin Godzilla'yı falan karıştırma oğlum o başka bir şey. Shin Godzilla öyle bir film değil ki abi. Atacağım da biraz yanaş. Oğlum Shin Godzilla demir at. Shin Godzilla baya böyle reklamla uğraşmaya çalışan bürokratlar var. Kayıcılar dövüşmüyor filmde yani. Aynen. Mis gibi film. Ya mis gibi film o ayrı. Ben kayıcıyı böyle annem şey... Nazer atmıyorlar. Oğlum ben Shin Godzilla'yı anama babama tavsiye ettim. Bak izleyin çok iyi film falan diye ciddi ciddi izlediler yani. Yaratık filmi bahanesiyle baya politik eleştiri filmi ya o çünkü. Bunda öyle değil abi. Bunda adam öbürünün ensesinden tutuyor. Sen bana lan mı dedin lan diyor. Dedim lan diyor. Anasını alev veriyor ona. O ona alev verince o diyor ki vay baba sen yiğitmişsin artık bana ne olur alev verme diyor. Şimdi bu filmin yani mahalle kavgası gibi film. Ama yani aslında mahalle kavgası lan düşününce. Birbirlerine mahalle atıyorlar çünkü filmde. Nasıl mizah? Evet. Bu arada... Ben gemide bekleyeyim mi geleyim mi biz bekleyelim. Abi bekle. Ben de hemen bir su tazelemeci geliyorum. Millet birbirine mahalle bir atıyor. Gideyim. Bu arada ben filmin asıl sonunu izlemeyenlere anlatmadım ha. Spoiler yedik filan diye endişelenenler varsa hiç merak etmeyin. Siz ayı dövüşü seviyorsanız bunu izleyin. Ben size o kadar söyleyeyim. Ama iyi bir film izlemek istiyorum. Bu iyi bir film midir diyorsanız. Yani. Yine bir öncekinden iyi ha. Bir öncekinde çünkü şeye düşmüşlerdi acayip. Mitolojik bir şey yapalım böyle. Dumanların, sislerin arasından kanatlar çıksın. Snyderverse gibi adeta böyle bir karanlık bir renk atalım falan gibi olmuşlardı. Ama aynı Snyderverse gibi no kalite sadece efekt atmışlardı. Gareth Edwards'ın filmi gibi de değil yani. 60'lardaki 70'lerde Godzilla'nın oğlu filmlerini bile izledim yani öyle düşün. Aa o zaman abi sen bu filme çok coşacaksın. Okey. Bu böyle hakikaten şey yani. Kaiju sevenler koşsun sarılsın bu filme yani. Çünkü böyle batı yapımlarında şey yapıyorlar ya böyle. Arkada bir tane de böyle insan karakter oluyor ve ailesini kurtarmaya çalışıyor. Hiç kimde bile değil onlar yani. Hani ben abi, gerçekten de evet. Ağzını açsın ve lazer atsın istiyorum böyle. Ya o kısmı da bir tık eskisinden iyi. Bir önceki filmde çok kötüydü o. Bir öncekinde hatırlıyor musun bilmiyorum şey vardı. Bobby Brown yine oradan oraya gezip Bobby diye çok küçük oluyorum. Para trooperlar falan bir şeyler vardı böyle. Aa o iyiydi işte oğlum o Gareth Edwards'ın filmi. Onun atmosferi çok başka. Onun gibisini de yapamadılar. Bunda
Bu çok iyi lan. Yani şey açısından çok iyi. Kaiju filmlerinin Civil War'u bu yani. Ha işte bak, ben sana geçen sefer onu demek istemiştim. Shin Godzilla o Gareth Edwards'ın filmi değil. Yani onu izlemek isteyenler, Shin Godzilla başka bir film ya oğlum. Tabii. Gareth Edwards'ın filmi yine kaiju filmi ama karanlık bir kaiju filmi. Filmi şey, Elizabeth Olsen'la Quicksilver'ın oynadığı mı? Aynen. Çocuğun gerçek adını unuttum. Aaron Taylor Johnson mıydı? İnşallah öyleydi. İşte sen diyordun. Mesela Pacific Rim 2 bok gibiydi. Çok üzülmüştüm ben abi. Çünkü Pacific Rim bayağı... gerçekten kötüydü ya. Evet evet, çok kötüydü yani. Bak, birinci film fena değildi ama ikinci film çok kötüydü abi. Yani çok kötüydü ikinci film. Oğlum bak, yani modern kaiju filmleri arasında aksiyon olarak Pacific Rim 1'i geçen ilk film şey oldu işte benim gözümde şu anda. Kong vs. Godzilla oldu. Dün bitirdim filmi. Akşam tekrar ikinci kere açtım. Aksiyon sahneleri bir tur daha izledim. Zaten neyini izleyeceksin Turgut? Arkadaşlar herkes tamam. Nerede? Millet mola verdi gitti değil mi? Ben yemek yapıyorum aşağıda. Ha okey. Ben Godzilla'nın animesini izlemedim arkadaşlar ya. O Netflix'te vardı bir arada. Benim Sungur'la Tancan'a bir sorum var. Tancan galiba kadar... molada ama sor abi. Dikey çakışta gömdüğünüz filmler arasında en kötüsü neydi abi? BBS'dir herhalde. Değil. Yok Last ya. Airbender'ı da konuştular. Ha. Abi Rise of Skywalker. Ha, okey. Rise of Skywalker was emotional çünkü. Yani hakikaten bir de artık böyle artık yani gömmeyelim, bırakalım diyoruz, üzülüyoruz diyoruz. İçimiz de solunuyor, gömüyoruz. Yani böyle artık neresinden gömeceğini şaşırıyorsun Rise of Skywalker. Yani Rise of Skywalker gerçekten neresinden gömeceğini şaşırıyorsun. Yani çektiğimiz en zor gömme bölümlerinden biri oydu yani. Oradan mı gömsem, buradan mı gömsem? Yani mesela ben bir filmi bir ya da iki kısmından yakaladım mı gömerim, tamam mı? Mesela örnek veriyorum. Batman vs. Superman. Ben hep söylüyorum, Batman vs. Superman ilk yarısı hiç fena değildi. Aksiyon başlayınca senaryoyu tutturamıyorlar. Anlamsız Doomsday geliyor. Zaten BVS'nin dövüşü de çok kötü. Lex Luthor ne yapıyor filan. Yani böyle structural gömebiliyorsun BVS'yi, tamam mı? Rise of Skywalker yarı akışkan bir bok gibi. Yani tutamıyorsun da elinde. Evet evet. Mesela bak, episode 8'i gömerken yere bir yerinden tutup gömebiliyorum. Diyorum ki ulan diyorum, yani madem mücadelenin ortasında şey atabiliyorlar. Hipergalaktik seyahat atabiliyorlar. Niye işte direnişin liderlerini öyle kaçırmıyorlar? İşte diskoya gittikleri gibi falan diyebiliyorsun. Structural bir şeyler var. Rise of Skywalker gerçekten yani meczuba vuruyorum diye düşünüyorsun. Bir yandan da meczuba vurmuyorsun. 300 milyon dolara çekilmiş J.J. Abrams'ın yönettiği bir filmden bahsediyoruz. Yani ne bileyim ya. Erzurum with 300 milyon dolar yani gerçekten o film. Tancan. Ha. Sen yokken Yiğitcan şeyi sordu. Dikey çakışta gömdüğünüz en kötü film hangisiydi diye sordu. Ben Rise of Skywalker dedim valla. Abi Avatar ya. Heh. Yani Avatar artık ölümcül kötü ya. Oğlum Avatar'ı ben izlemedim mesela ama şey çok merak ediyorum. Yani nasıl bu kadar kötü olmaya başarmış? Şeyini kaynak izlesin. Materyal neyine? Sinema sinzini. Ya ama sinema sinzi bilmiyorum, anlar mıyım ki izlesem ya? Anlarsın. Bazen de o kesif kokuyu almak istersin ya böyle. Ha tabii canım, yani şey sinema sinzi. Çünkü üzerine bir taşak geçtiği için en azından hani gönlün o kadar soğumuyor ama anlıyorsun evet. Filmin neyin, ya şey abi yani filmin çünkü sahnelerini arka arkaya izlediğin zaman da anlıyorsun. Hani film çekememişler abi, efekt de yapamamışlar. Sungur şey neydi, şu şeyin oynadığı, Tom Hardy'nin oynadığı aşırı kötü bir filmdi abi, benim hayatımın en kötü filmdi. Venom. Yok yok, mafyalı olan. Ay, Capone ya. Akıl Hastalığı gibi film de o da, Allah affetsin. Oğlum Tom Hardy bile inanılmaz. Ya her şey çok kötüydü. O da inanılmazdı. Tom Hardy ben gerçekten kafasına sıkacak zannettim filmin sonuna doğru. Çok iyi. Capone da çok fenaydı. Capone ne kadar kötüydü ama. Benim. Benim geliyor bu sene ha. Benim Carnage of Carnage mı? Maximum Carnage mı? Geliyor bir şey. Ben Joker 2'yi bekliyorum abi. Abi Joker 2 zaten başlı gerek. Başına bir komedi değil mi ya? Joker 2. Joker 2 ya. Joker 2. Yani Joker'i ben Joker'i seven insanlar olduğunu kabullenmekte zorlanıyorum. Joker 2 girecek ya. Joker 2, Rise of Harley Quinn falan. Hani ben bir çiş molası veriyorum. Geliyorum hemen.
Tamamdır abi. Sevgili YouTube, bu arada sizler de kanala abone olmayı unutmayın. Öptük gözlerden. Görüşürüz. Hadi bay bay.